Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum başlıyor. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler hepimiz siyasetten, siyasetin gündeminden. Fena halde sıkıldık ve sıkıştık. Biz de bugün birazcık bir ara verelim istedik. Az önce konuştuğuma yarın bir özel bir program daha yapacağız. Siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Ama bugün kısa bir ara verelim istedik. Çünkü bugünün hem gündemi futbol. Çünkü milli takımın maçı var biliyorsunuz önümüzdeki saatler içerisinde. Hem de futbola dair şampiyonluk yarışı çok kızıştı. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle Galatasaray 6 puan önünde. Ama her an her şey olabilir her zamanki gibi. Biz de Türkiye futbolunda ligde olup bitenleri güncel tartışmaları en sıcak ve en çok dikkat alınan isimlerden biriyle konuşacağız. Galatasaraylıların şu ara bayıldığı, e, özellikle deprem döneminde yaptığı işlerle bütün Türkiye'nin sempatisini toplayan e, biriyle konuşacağız. Galatasaray Sportif AŞ'nin başkan vekili Erden Timur'la. We <laughs> <laughs> Erdem on bir hoş geldiniz? Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Çok şükür. Sağ. Ne güzel şeyler yaptınız depremde ya. Estağfurullah. Yani bunların Tabii insanların maddi imkanlarının olması çok güzel ama bu imkanları böyle işlere sevk etmek, şevk etmek çok başka bir duygu. Takım taraftarlığından, düşünce dünyasından, ideolojilerden, her şeyden bağımsız insan olmak çok kıymetli bir şey. O yüzden vallahi helal olsun size. Kesinlikle, kesinlikle. Bizde herkes aslında en çok en kolay olan şey birlik olmak. biz Tabi bizim memlekette böyle zor anlarda insanlar birlik oluyor o da o anın kıymetini herkes çok biliyor. Aslında ne kadar kolay yapabildiğimizin de göstergesi. Ben belki 7-8 yıldır gidiyorum afetlere. İşte oranın planlanması, afetin yönetimi, bir afet platformu diye bir sivil e, toplum örgütlerinin oluşturduğu, işte bizim de NEF vakfı var, onunla birlikte şey yaptığımız bir platformumuz da var. E, ama bu büyük takımların diyeyim, tüm camialar için geçerli bu. Muazzam bir gücü var. Ve bu, bu gücü Tabii. sadece futbolda kullanmak, harcamak hakikaten bir nevi yüzde doksanını heba etmek oluyor. Tabii ki bu işin bir spor kulüpleri bunlar, spor dernekleri. Ee, ama o büyük gücün aracı olması gerekiyor spor diye düşünüyoruz. Biz geçtiğimiz işte iki gün üç gün önce genel kurulda da bunu konuştuk. Ee, hakikaten yıllardır işte sadece deprem değil birçok afete gittim. Orada en az işte 10-15 gün zaman geçiriyoruz. Afet sonrası dönemde bir sürü zaman geçiriyoruz. Böyle örgütlü yapılarla çok daha fazlası başarılabilir. Biz Galatasaray olarak bu işe mesela başlayıp e, başladık. Bu vesile oldu. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Ya ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herkesin Hı. yaptığı çok kıymetli hepsi de çok büyük destekler olur ama sizin şahsi olarak e, tavrınızı da çok e, bir vatandaş olarak sevdim, beğendim. E, bayağı da bir bağış yapmışsınız galiba değil mi? Tabii yani yapıyoruz. 250 milyon TL bağış yaptı diyorlar sizin için. Yok o yani şöyle biz... Bir Galatasaray'la birlikte nef vakfı 500 tane konteyner Galatasaray yapıyor. 500 tane biz nef vakfı olarak yapıyoruz. Bir de konut yani kalıcı konut şeyi yaptıracağız. Hatay'da mısınız siz galiba Hatay'da? Yok ben Mersin'de Mersin. doğdum büyüdüm. Yok yok yani sizin <laughs> yaptığınız konutların şeyi neresi? Şöyle e, yani bazıları Hatay'da olacak. İki kademeli bir iş yapıyoruz. Bir bunların planlaması ve projelendirilmesini. E, sağ olsun Sayın Bakan. Murat Kurum e, hakikaten yani ben kimseyi övmek için bir şey söylemem. E, çok vizyoner bir şeyle yaklaştı. Bu işin içine sivil toplumu da kattı. Evet. Çok ünlü mimarları kattı. E, biz bir akşam depremin 10. günü falan işte gece daha doğrusu yanına gittiğimde yani bu kadar konut planlanacak. Bunlar nitelikli. Sonuçta şöyle bir şey var. Maalesef böyle bir musibet sonucu oluyor ama her yok oluş yeni bir varoluş. Bari o insanların tekrardan kendi kentlerine geri dönmeleri için daha nitelikli daha doğru bir planlama yapılsın. Ee, ben bundan 12 yıl önce Faruk Göksu diye bir şehir planlama hocamızla birlikte Kentsel Vizyon Platformu diye bir şey kurmuştum. Doğru kentleşme için. Yani biz de sonuçta iş olarak böyle bir şey yapıyoruz. Tabii ki e, müteahhitlerin veya işte kendi kendine inşaat yapan insanların elinde değil doğru kentleşme ama bunun için bir inisiyatif alınması gerekiyordu. 81 kentin tamamına bir vizyon çalışması yapmıştık. 81 kent 81 vizyon İstanbul için işte 39 kent 1 metropol diye farklı bir çalışma yaptık. Bir sürü yıllarca öyle çalışmalar yaptık. Tabii bunların uygulama alanı oldukça kısıtlı oluyor ama şimdi böyle bir felaketten sonra bunlar uygulanabilir. O vesileyle de bakan beyin yanına gitmiştik. Bir tarafından bu yeni yapılacak konutların projelendirilmesi Türkiye'nin Giderin ee, sivil toplum örgütü olarak bizim e, sektörümüzün sivil toplum örgütü onun liderliğinde böyle bir çalışma yapılıyor. Her kentin yeni konutlarının belli bir kısmının planlanması, projelendirilmesi anlamında bir vakıf çalışması olarak, bağış olarak yapılıyor. Bir de kalıcı konutlarda işte bizde belli bir miktar, yani böyle şeylerde rakam söylemek doğru bulmamamın sebebi şu. Ya çok büyük rakamsa paylaşılıyor, o da doğru değil. Çünkü bu bir rakamsal yakış, yarış değil ki bizimki az bir şey değil, rakam değil. Ama 650 bin konut yapılması lazım. E, bence herkesin şöyle bakması gerekiyor. Kimin ne kadar verdiğinin çok da önemi de yok. Ama önümüzdeki iki yıl e, herkes kazancının önemli bir miktarını oralara vermesi gerekiyor. Çünkü Siz başka yapıyor türlü... Musunuz? Ben şirketimi bu amaçla kurdum. Yani e, çok paylı şey yaptığımız bir şey de değil. Ama ben nefin ismi bile, yani nef nefesten gelir. Zaten hayatta ilk aldığın şey ve son verdiğin şey zaten aldığın her şeyi normalde geri veriyorsun. Yani teknik olarak da geri veriyorsun. Felsefe olarak da geri veriyorsun. inanç anlamında, dini olarak da geri vermek durumundasın ama işte o hayat şeyi içerisinde oyalanıyorsun. Sonunda sana hiçbir şey kalmıyor zaten. İşte miras diye bir şey var. Çocuklarına kalıyor. Ee, Anadolu'da çok güzel bir laf vardır. Hani, öyle, erkek çocuk üzerine söylenir. Tabii eski gelenekçe yaklaşımdan oğlum akıllı malın eylesin, oğlum deli malın eylesin diye. Yani akıllıysa zaten ihtiyacı yok kazanır. Deliyse de hepsini götürecek. İşte ben kendi işimi kurarken öyle bir amaçla kurdum. Yani karının dağıtılabilir karının yüzde toplumla paylaşsın kim karın birini alıyorsa patronu odur yani. Dolayısıyla patronu toplum olan bir siz bunu şirket olsun. Yani her sene... Yıllardır bunu yapıyoruz. Yani sizin şirketin karını %51'ini hep dağıtıyor musunuz siz? Top, şöyle söyleyeyim dağıtılabilir karı. Normalde şirket kar edip kendi büyümesi için kullanır. Bir de ne zaman patrona gider para? E, tamam der kar dağıtır. Bugüne kadar ben kendi yani Erden olarak e, kendime kar dağıtırmadım. E, Birçok sadece afette değil işte 12 yıldır tüm şeyimizde vakıf çalışmalarına şey yapıyoruz. Şirketin kaynaklarını aktarıyoruz. O zaman babadan yani. mı zenginsiniz? Babadan. Ya nasıl yaşıyorsunuz peki? Yani şirketinizin karını siz almadığınıza göre bir yerden para kazanıyor Şöyle tabii babadan evet yani şanslı şeyim çocuğum onu söyleyeyim. Tabii ki benim yani kendi şirketim bana maaş veriyor, bakıyor. Hmm. Ona, onun dışındaki şeylerden bahsediyorum ama totalde ticaret haneler şöyledir. Büyük, büyük şirketler her sene de bir kar dağıtır. Kar dağıtınca da patronun bir şirket hissesinden dolayı şirketin hissesine sahiptir. Bir de şahsi parası olur. Bizdeki yaklaşım yani sağ olsun da ben diğer açıdan da şanslıyım. Eşim de benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Eşim buna izin vermese yapamazsınız sonuçta çocuklar sadece kendi çocuklarınız. İzniniz şu ligi bitirtmeyiz lafınızdan sonra size çok kızmış. Evet. Siz evet. De söylediniz bunu. O hakikaten ne tuhaf bir açıklamaydı. Siz evet. de pişman oldunuz ve Kesinlikle. güzel bir şey de yaptınız özür dilediniz evet. sonra. Ben evet. özür diyen dileyen insana bayılıyorum çünkü evet. bizim memlekette istifa edenle özür dileyeni bulamıyoruz biz. Evet, Oysa hepsi çok insani şeyler yani hata yapılabilir. E, o hatanın farkına varıp evet. özür dilemek. Şahane bir şey. Samimi bir özürse evet. tabii. Evet. Ee, önce niye dediniz öyle bir laf ligi bitirmeyi? Sonra da eşiniz tam olarak ne söyledi size? Şöyle bir kere ya bir o, o an çok çıkmak yanlıştı zaten. Yani sinirlendim. Maç sonrası, değil mi? Maç sonrası. bir sonrası. daha da, bir defa çıktım. hayatıma bir daha da çıkmadım. Ee, oradaki soru şu, bu lig bu şekilde hani Alanya maçı mi? Evet Alanya maçı sonrasıydı. Aynen öyle. Bu lig bu şekilde biter mi diye. Ee, bizim de tabii hem tecrübesizliğimiz, onu da şey yapayım söyleyeyim. Ee, hem de o soruya yenik düşmek. Yani o sinirle söylenen bir şey. Ben şey çok, ne diyeyim bir insanın sinirle bağırıp çağırmasını hakaret bile ediyor olsa şey bulurum. Yani hiç ise fikrini söylüyor diye şey yaparım. Tabii ki bizim toplumsal bir görevimiz olduğu için öyle her yerde her, her şekilde bu işlerin konuşulmuyor olması lazım. Şeffaf olmak lazım ama bir, bir niteliği olması lazım. Ondan sonra 3-4 defa söyledim. Yani maksadını aştığını, böyle bir şeyimiz olmadığını falan diye ve hani özür de diledim tekrar yani her, ekrandan da bunu çıktığında ve o günden sonra sadece bir, bir defa Sivas Spor maçı için çıktım. Sadece şöyle bir durum var. Maalesef herkes birbirimizin izan olduğunu da unutuyoruz. Tabii ki dediğim gibi hiddet anında insan bir şeyler diyor. Başkası da dese ben yine aynı bu arada anlayışı gösteririm ama bir lafla ee, ve ondan sonra bir sürü yapılan hani artı olumlu hareketle ve bir defa çıktım. Sadece değil. Ee, o maksatlı bir şekilde de nasıl ki benim savunma maksadını açtıysa diğer türlü bunun sürekli gündeme getirilmesine maksatlı bir şey de, e, taşıyor. Eşim şey dedi kendini gördün mü? Yani e, öyle damarların buradan çıkıyordu şey yapıyor diye. E, öfke sonuçta insanın yani olmaması ki, hepsi nefsi bu işler bu işler. Yani şey, normalde böyle söyleyince İzledim önce zaten demediğimi iddia ettim yani bir arkadaşımla <laughs> konuşuyordum birisi ben dedim ki demedim biti yani biz bititmez bir yani bitmez dedim veya başka bir şey diye sonra o beni sürekli izleyen çok böyle şey Fenerbahçe'li bir arkadaşım vardır Kanada'da yaşar Mert buradan da selam göndereyim çocukluktan yani neresi Kanada? Nın? Kanada'da to, şeyde Toronto'da yaşıyor e, neyse ona aradım. ...o şey yaptığı için, izlediği için... ...ben dedin diye hatırlıyorum falan dedi... ...sonra izledik birlikte neyse demişim. Ee, aslında yani bu işler dediğim gibi... ...beni herhalde yıllarca takip edecek bir laftır ama o da... ...dediğim gibi maksatlı... ...bence bu işlerin sürdürülüyor olması da maksatlı. Pişman mı, mı diyorsunuz? Bir daha da böyle bir topa girmem mi diyorsunuz? Ya e Yok insanın hissiyatını ifade etmesi bence çok doğru. Ama söylemek istemediği bir şeyi söylemiş olması... ...ve ardından hani özür dilemesi veya yanlış olduğunu ifade etmesi de çok doğru. Buradaki tabii. şey öksür. Yoksa... tövbesi yüzüne vurulmaz. Evet, ben evet. hiç özür diledikten sonra konuşmadım diye yok ya. ama sizin bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey vardır muhtemelen diye sordum. Yani bu o topa girmemi hiç bence memleketteki en önemli sorunlardan birisi işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın aman o topa girmeyeyim. Kendi kişisel beka, bekasını düşünün. Zaten futbolun sorunu da bu. Yani ben mesela futbol yöneticiliğinde bilmiyorum yani takımını herkes düşünse neden yönetici olursun veya başkan olursun ne iki tane şey olur ya çok feda olmaya gelirsin her şeyi yapmaya gelirsin yani kendinden gayri bir amaca adanmak dediğimiz şey bu sadece futbol için geçerli değil tüm sivil toplum organizasyonları için geçerli ya da bilinme yani bilineyim takdir göreyim yani insanın takdir görmekten mutlu olması normal bir şey ama gayesinin olması bence hiç normal bir şey değil zaten gerçekten kendinden gayri bir amaca adanıyorsan bence sonuç alırsın yani kabiliyetine göre veya şeyine göre çünkü insan insanın yaratılışı bunun için yaratılmış insan. Ya, hakikaten birisine sorduğunda mesela hayatındaki en önemli anlar herkes çocuklarından örnek veriyor. Yani en çok hayat amacını çocuklarıyla çünkü gerçekten kişisel bir çıkar taşımadan tamamen adanma refleksiyle yaptığı tek konu çocukları kaldığı için. Şimdi bir anne çocuğuyla ilgili bir şey yaparken bu hani demiri memiri açabiliyor ya yani bir, İnsan da öyle gerçekten kendinden gayri bir amaca adandığında bin tane daha kendisinden var. İnsan kendi kendini keşfediyor. Dolayısıyla çok daha fazla başarılı oluyor. Sporda da bence bu kadar başarısızlığın sebebi niyet. Yani kabiliyet değil. Hangi amaçla o makama geldiğinle alakalı. O yüzden o topa girmem falan diyemem. Her topa girerim çünkü doğru olduğunu yani sadece Gal Galatasaray için değil. Bunlar da samimi adledilmiyor maalesef. Yani öyle bir e, birbirinden şüphe duyan gerçekten herkesin niyet sorguladığı to, sosyolojik şeylerde eserlerde var ya son dönemde eskiden de çok farklı değilmiş ama son dönemde daha da artmış birbirine en az güvenen toplumuz. Ben kendi Galatasaray toplantılarında bile iç ekiple yaptığımız toplantılarda yani ana amacımız Galatasaray olursa baş doğru değil. Yani önce insanın amacı toplum olur. Yani bu yine daha daha fazla Galatasaray'ı da desteklemiş olursun veya Fenerbahçeli, Beşiktaş, Trabzonlu böyle düşünürse. Şimdi bunu paylaştığında da insanlara ya bizim ana amacımız sadece Galatasaray değil dediğinde de ne kadar samimi geliyor gelmiyor onu bilmiyorum ama gerçekten doğal olarak bu kendi çocuğunu düşünerek sadece çocuğuna zarar verirsin ama bu dünyada bir sürü çocuk var sadece çocuk için konuşuyorsak. Ee, yapabildiğin kadar fazlasını da düşünebilirsin. Sizin bir tane bir görüntünüz var. Önce e, Ahmet abi Ahmet Çakar dedi ki ben Hı -hı. dedi e, onun bir tarikat liderinin elini öperken Hı -hı. görüntülerini seyrettim dedi. Sonra Oda TV o görüntüleri çıkardı. El öpmüyorsunuz ama e, Rıfayelerin e, kadın lideri Cemal Nur Hanım'ın arkasında Hı -hı. böyle şöyle duruyorsunuz. Hı -hı. E, ve gelip elini öpüyorlar insanlar Hı -hı. Cemal Nur Hanım'ın. Ve e, bu görüntüler bayağı bir konuşuldu. Hı -hı. Sizde böyle tarikatçılık, cemaatçilik falan var mı? Şöyle söyleyeyim. Ee, o Bir, bir e, de orada ne yapıyorsunuz usta? Evet, orası bir Mevlüt. Bir de öyle bir şey ki bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Hmm. Seçim şeyinde çıkarıp WhatsApp gruplarında dolaşmıştı. O da Kenan büyük Büyükaksoy'un mevlüdü. Ee, Kenan Rıfa Büyükaksoy da Galatasaray Lisesi mezunu. Ee, Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlığı teklif ettiği işte e, herhalde 8 veya 9 dil bilen bir ee büyük bir insan düşünür. Ben tasavvufla ilgilenirim bunu her yerde de söylerim. bize ee, işte iki sene bir program yaptım. Yine bu adanmışlıkla ilgili. Orada verdiğim örneklerin yüzde doksanı tasavvufla alakalıdır. Ee, kendi insanın kendi iç yolculuğudur. Ve bence buradan çağlayan bir kaynak. Anadolu toprağından çağlayan bir kaynak olduğu için herkesin de kendiyle buluşma Zeyinde faydalanabileceği bir şey ama hani kimisi doğu felsefesiyle kimisi enerjiyle yapar ama insanın yaratılış amacı kendini tanımak ee, ama Cemal hocam da yani orada bir de şey diye sunulan şeydi düşünün e, mevlütte camide kadınlar erkekler birbirlerine sarılıyor başa açık bir sürü insan var falan filan ee, yine maksatlıydı yani bir de onlar bir de cemaat demiyorlar kendilerini galiba değil mi? öyle bir şey de yok yani bir, hatta bir tarikatlar şeyler tekkeler kapatılsın üniversitelerde okutulsun falan gibi de bir, evet, bir üniversite, şey var Cemal Nur yani duymuştum evet mi? üniversitelerle ilgili şöyle bir şey var. Cemal hocamın yani Boğaziçi Üniversitesi'nde enstitü var. Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nde enstitüsü var. Pekin'de Pekin Üniversitesi'nde North Carolina'da dünyada yani enstitüleri olan bu işin bir bilimsel ve yani ilim tarafıyla işleyen ve gerçekten bu memleketin zamanında işte Osmanlı'nın gelişmesinden en önemli şey o düşüncesel gelişim. Sizin bir böyle şey. bir cemaat tarikat bağlantınız var mı? Yok. Ben yani Urfailerle Bu bunun bunun benzeri bir bağlantınız var mı? Yok. Böyle Hı. şöyle söyleyeyim ben Cemal Hocam ben kaç yıldır tanırım. E şöyle bir şey bunlar yapıştırmaya çalışıyor da basit bir şey söyleyeyim. Benim anne tarafında, baba tarafında da iki tarafında da Alevilik vardır. Bunlar hani işte, o yüzden şunu yani bunları da şimdi insanın ne gereği var böyle şeyleri ifade etmek zorunda bırakılmasına değil mi? Yani bunlar acımasızca işler. Yani ne ne olacak? Yani ne olduğunun kim ne şeyi var. Bir de e, en son bana insanların yapıştırabileceği şey o, odur diye düşünüyorum. O mevlütte tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani orada mevlüt o bir ölüm yıl dönümü mevlüt yani normal bildiğiniz ama mevlüt neyse. Ama o failerin liderinin mevlütü değil mi? Kenan Rıfai Hazretleri evet bir şey Rıfai şey, bir şeydir ama zaten bu iş üniversitelerden e, olmalı, üniversitelerde eğitim olarak yapılmalı diyen kişi kendisidir. Yani bu vizyonu. sizin, sizin için Cemal, Cemal Nur Hanım'ı birazcık tanıdığım için söylüyorum. Hı. Çok böyle hani cemaat tarikat lideri tarzı biri evet. değildir ama evet. soruyu sormak zorundayım. Kusura bakmayın. Hı. Cemal Nur Hanım'ın müridi denebilir mi sizin için? <laughs> Cemal Nur Hocamın öyle bir kavramı yoktur ki. Yani bu iş şöyle söyleyeyim. Ben öğrencisiyim. Cemal Nur Hocamın çok da hani hayatımda çok da önemli etkisi vardır her şeyde. İnsanın şunu söylemeye çalışıyorum zaten hep. Kendinin içinde insandan bin tane daha var. Hangi yolla gidiyorsa gitsin. Adem de dediğim tasavvufla gider. Ben şu kendi önceden herkesin çocuğunu Galatasaraylı yapmaya çalışırdım. Sonra amcamın oğlunu Erencan'ı Galatasaraylı yaptım. Amcam Fenerbahçeli. Sonra tabii aklım erince üzüldüm. Yani babayla oğlunu aynı takımı tutması daha hayat boyu bir keyif. Sonra hep kuzenlerime falan dedim. Yani hangi takımı tutuyorsanız tutun ama birisini tutun aslan gibi tutun. Çok zevkli bir şey. Yani bir takıma tutkun olmak çok zevkli bir şey. Bu da öyle. Hangi yoldan gidiyorsa gitsin insan kendiyle tanışma yani o iç yolculuğuna gitmesi lazım. Çünkü içinde hakikaten yani şuna inanıyoruz ya kişisel gelişim değil mi? Çok değerli bir şey. Kişisel gelişim sizin içinizdeki biri re tamamlamanıza yarıyor. Ama o gerçek yolculuk içinizde bin tane de var daha var. Onunla tanışmanıza sa sağlıyor. O yüzden bu yolda kimin bir insana destek veriyorsa işte hayat öğretmeni olmuş oluyor yani. Ya bunların size sorulması da normal. Yani Türkiye cemaatlerin, tarikatların Türkiye'nin başına açtığı derdi belayı e, Türkiye çok yakın tarihe kadar e, gördü, Hı. gözlemledi. Bir Galatasaray gibi gücüde bir kulübün yöneticisi böyle bir görüntü olunca da gerçeği bilmek herkesin hakkı. O yüzden Hı. sorulması da ya normal. Şey, size bir şey değil. Sadece gör, yani görüntü normal sıradan bir mevlüttü hani zaten bence esas orasını şey yapmak gerekiyor. İnsanların birbirlerine sarıldığı yani normalde hangi cepte şey, şurada kadın erkek birbirine sarılır başı açık insanlar olur herkes birbirlerine hani böyle bir şey yok sadece görüntünün öyle çarpıtılması bence esas sorun. Yani asıl üstüne durun, durulması gereken şey ee, toplumu bu kadar manipülasyonla neyle hep kutuplaştırmaya çalışmak, ayrıştırmaya çalışmak. Bu zanyolayı kaç paraya aldınız Allah aşkına söyleyin. <laughs> yani bir siz 15 oradan oraya demişsiniz geçsin. ki 15 milyon <laughs> euroyu aldık. Evet. 30'a hatta son dakika 30 teklif vardı 15'i <laughs> aldık demişsiniz. Şimdi ben kafamdaki soruyu sorayım. Bir, <laughs> bir insan neden 30 milyon euro alabilirken e, Türkiye Ligi'ne 15 milyon euro gelir. Bir. İkincisi evet. bir İtalyan gazeteci şey yazmış galiba. Hı -hı. Bir sosyal medya paylaşım yapmış Hı -hı. ve o paylaşım diyor ki 16 milyon euro artı 15 galiba Hı -hı. bonuslar falan. 30 milyon Hı -hı. civarına geliyor. Hı -hı. Ee, çeşitli şeyler konuşuluyor. Siz şimdi bu işin patronusunuz Galatasaray. Bize ne olur? E, kaça aldığınızı söyleyin. Bütün Türkiye öğrensin. Hatta varsa lütfen belgesini de gösterin. Evet, hepsi burada. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bir rakamları söyleyeyim. Sonra çıkart, neden çıkartıldığını da söyleyeyim. Böyle bir şeyle ilgili. Bir sebebi şu. Son gün biz zaten hep yaz transferinde de aynı şeye bakıyorduk. Yine bu ara transfer döneminde de. Bizim transfer dönemimiz bir hafta daha uzun olduğu için son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'ye bir oyuncuyu makul maliyetlerle daha makul göreceli olarak daha makul maliyetlerle getirebilmek için ee, bir, bir, sorunsal olması gerekiyordu O, o şekilde getirebilirsin. Ya işte kulüp son anda transfere izin vermeyecek. Ya oyuncu gitmeyecek. Kulüple oyuncu arasında bir sorun Şu olacak. Ki pazarlık marcı iyice şey olsun. Evet, çünkü onun neticesinde ya oyuncu küsecek kulübüne şey yapacak ya kulüp oyuncusunu oynatmayacak. Şimdi Zaniolo'da da şöyle bir şey var. Sözleşmesinin biz transferimize bir buçuk sene var. Sözleşmesinin bitmesine. Burnmouth'la transfer şey yapılıyor. Bu zaten 30 milyona herkesin hem yazdığı, çizdiği hem de anlaşılmış bir şey. Sana yolu vazgeçiyor. Yani vazgeçiyor derken zaten gitmek istemiyor. Sebebi de şu niye Premier Lig'i? League? Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takım da şey yapmak, oynamak istemiyor. Oyuncular da daha şey takımlara gitmek ister. Ve böyle olunca işte Roma taraftarı Zaniolo'ya işte tepki gösteriyor. Hatta işte evini evine gelme şeyleri var. Zanyola Roma'yı terk ediyor. Tam sonuçta bizim de baktığımız bu tip şeyler yaşanmış olan ve Roma karar veriyor. Zaniolo'yu 6 ay oynatmayacak bu hadiselerden dolayı. Şimdi 6 ay oynatmadığında ne oluyor? 6 ay oynamamış ve sözleşmesine bir sene kalmış bir oyuncu oluyor. Şimdi 6 ay oynamamış ve sözleşmesini bitmesine bir sene kalmış oyuncu bir daha o 30 milyonları falan o rakamları cevabımızın göremez, mümkün değil. bizim yani işin matematiği burada. Bunu birilerine vermeleri lazım. Bir sonraki transferden pay isteyerek ki hem e, zararlarını bir kısım telafi et, etmek istesinler, bir sonraki transferden pay alarak sonuçta. E ee, hem de işte zanyolu yolu oynayarak onun içinde bir de tam kayıp da olabilir. Çünkü zaten geçmişte sakatlığı olmuş ve oynamadığı bir süre var. Üstüne bir daha oynamadığında gerçekten değerini tamamen yitirebilir. Şimdi biz görüşmeler yaptık. Yani bayağı şey e, sürdü tabii bir haftalık süre içerisinde diyeyim. Ve Ra rakamlar da şöyle. Burada o yüzden şey yapacağım. Ne var bakın. 5 yıl vadeli olan şey 15 11 2023 ilk ödemesi. 15, 11, 12, 24... 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon... 15 milyon... Şimdi... Şey diyorlar ya... Eee... Bonuslar... Size bonuslardan şeyler okuyayım. Bir sürü 15, aradılar. 16 diyorlar galiba değil mi bonuslara? Yani İtalyan gazetecinin yazdığı evet. o galiba rakam. Evet. Ne, ne diyor? O sözleşmede ne diyor? Söyleyeyim. Mesela şu... 13 Türkiye, demiş. Evet. 5... 526 bin 300... Euro... Son 16'ya... Şampiyonlar Ligi'nde kalırsa Galatasaray. E, bunların da işte Zanyolu da %50'sinde en az bu şeylerin oynarsa ilk önce ve bunun toplamı 1 milyon 50 kim yani iki defa olursa 1 milyon euro böyle bir bonus oluyor. Galatasaray son 16'ya kalırsa diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Transferlerin %90'ında biz sattığımızda veya biz aldığımızda da muhakkak bonus olur. Tabii. Bazı şeylerde easy bonus denilen kolay bonus veya şey bonus diye olur. Herkes transferi al alırken de satarken de şey yaptığı şeye çıkıyor şey. Şu kadarı aldım ana transfer parası şey yapılır. Bir transferde o bonusların gerçekleşme şeyi zorluğuna göre bazılarını çünkü şimdi Roma'da haliyle oyuncuyu 30'a satıp bir hafta sonra 15'e satmamak için belli orada açıklayacağı zaman bak biz sattık ama bu kadara sattık işte bu kadara gelecek diye diyebileceği ama aslında ulaşılması zor şeyler koyması lazım. Devam ediyorum. Eğer çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon küsür. Yarı finale kalırsa 1,5 milyon 1,600 o da yine iki defa olursa 3 milyon. Şampiyon olursa 1,5 milyon 3,600 bunların toplamıyla yani bu 1,5'ları 3'leri falan topluyorsun. Sonra 30 ediyor. Sonra UEFA Avrupa Ligi'nde bakın hiç UEFA Avrupa Ligi'nde mesela çeyrek final falan yok. Yarı finale kalırsa yine 1 milyon 52 bin 600 ee, şey olursa şampiyon olursa 1.500 küsür Galatasaray Türkiye Kupası'nı alırsa 789 bin 1.578 burada da diyor ki oyuncunun oynaması zaten yani biz mesela bu bonusları bir, Türkiye Kupasında zaten oynatmıyorsunuz oyuncuyu yani maçların %60'ında %70'inde oynaması imkansız hmm. dolayısıyla yani en şey u, e, ulaşılması zor bonuslardan birisi e, sonra Milli takımda eğer e, yarı finalle giderse ve oyuncu maçların %50'sinde tüm yüzde itibaren %50'sinde oynar ve yarı final oynarsa İtalya 526.000 eee İtalya milli takımından kazınca e, bu bunları ne şey? yapacağız? Yani, mesele şu zaten bonusları ya, şey yaparak İtalya yayarak. Milli takımının yarı final oynaması sizi ne ilgilendiriyor? Siz niye bonus veriyorsunuz onun için? Zaten A amacı söyledim ya size yani bu arada milli takımlarda da bonus şey yaparsın oyuncunun değeridir çünkü milli takımda oynadığında oyuncunun servis değeri artacağı için size daha kulüpte uygun bonservisi kulüpte verir varsa, mi? Kulüp, tabii tabii hmm. böyle şeyler olur oyuncu orada mesela dünya kupasında marka değeri artıyor marka değer, oyuncunun normal sizin elinizde olan bonservisinin değeri artıyor, artıyor. o değerini arttırıcı hmm. şeylerdir ama ulaşılması zor şeylerden bahsediyorum. Peki bahsedelim. devam evet. e Final oynarsa 1 milyon var balondor alırsa... Yani Zanyola dünyanın en iyi oyuncusu olursa işte bedel şimdi böyle şeyler bunlar bonuslar. burada da bitiyor zaten. Toplamda bütün bunların hepsi olursa kaç para alıyor bonus? Hepsi olursa işte toplam değil. 29 değil. diye bunların olabilme ihtimali olan şey %10'u değil yani. Yani diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı. Şeyde Şampiyonlar Ligi. Keşke oynasa. Evet zaten oynasa verin helal hoş olsun yani. Oradaki Tabii. şey değil yani buradaki. Şimdi bunun niye çıktığını söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şu anda şey, bize şey söyleseniz bunları geçin. Yani bunlar evet. bonuslar ama bunlar çok olabilme ihtimali evet. düşük bonuslar. Evet. Var şeyleri evet. de var tabii ihtimalleri de var. Şu anda çok. bu adam bu arkadaşımıza özür diliyorum kendisi hı -hı. adam dediğim için. Galatasaray'a maliyeti ne kadar? Bonusları çıkardığımız zaman. 15 milyon bakın. 15 milyon euro. Bunlar da taksitleri. O imzalı sözleşmesi. Peki siz demişsiniz ki Fenerbahçe 19 hı -hı. verdi biz 16,5 aldık. Ben öyle bir şey de demiştiniz mi? Öyle bir şey demedim, şu, önemli oraya geleceğim. Ben demedim. Ee, şunu söyleyeyim, zaten bu olayın çıkmasının e, sebebi o. Çünkü bu İkardi hadisesinde de oldu. orayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar e, bir temel nokta şu. Birazdan ona daha şey geliriz ama etik ilkeler. Buradan bu to, memlekette bu işlerden bahsettiğinde fasafis diye geliyor. Hakikaten dünyada gerçek olan tek şey varsa bir şeyi kendi ahlak çerçevende yapıyor olmak ve gerçekten başarı ahlak çerçevende yapıyorsan arkandan atıyorlar. Çok kısmetli oluyorsun, şanslı oluyorsun falan filan. Benim bir derdim de zaten topluma bunu anlatabilmek. Yani bu, bu iş ee, dediğim gibi biz sonraki şeyde konuşuruz ama ne amacımın ne, ne olduğunu. Şimdi biz ben ee, hiçbir rakip takım transferine teklif şeyi vermedim. Normal iş hayatımda da yapmam. Biz bu ikaret transferinde de oldu. Bir sürü transferde de oldu. Hatta ismimizin geç yani gerçekten ilgilenmiyoruz ama basında çıkmış transferlere menajer yolu şey yapılıyor. İkaret transferinde de Fenerbahçe devreye girdi. Okey girebilir ama giriyorsa girdim der. Yani e, burada da aynı şekilde oldu ve e, sonucunda da biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Çünkü artık yani. Zanyolo'nun sakatlığı mı kalmadı? yolu zaten eskimiş adam mı kalmadı? İşte ya Ali Bey'in yoğurt işi farklı böyle adamları istemiyor, almıyor mu kalmadı, şu mu kalmadı? Her şey şey yapıldı. Şimdi ben de bunların Icardi için de öyle ya, belgeleri var. Ne teklif edildi? Onlar da burada. Onları da size göstereceğim. Yani, telefon şeyleriyle, fotoğraflarıyla. Hepsinin ya şimdi biz Edep öyle bir şeydir ya efendilikten bunları şey yapmıyoruz çıkarmıyoruz. E bari ses etmeyin yani. Bari ya bir başarı varsa yani niye bunu kaşıyıp şey yapıyorsunuz? Sonra o haberler, bu haberlerin de nasıl çıkartıldığını biliyorum. Yani işte futbolda aynı zamanda menajerlerle ilişkisi olan insanlar bunu çıkartıp bir de başkalarını arayıp bunu yayın diye şey yapılıyor. E bir bir maç kaybediyoruz. Şimdi bu nasıl tesadüf olabilir? Bir maç kaybediyoruz. Şey şu işte e, Mata ile Icardi birbirine girdi. Okan Hoca gitti. Ayırmaya çalıştı. Olmadı. Erden Timur geldi. Şey yaptı. Sonra Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Şöyle oldu. Yok otelde işte şeyler oyuncular içki içler yok bardak atlar yok Abdülkerim gece geç geldi yok öyle oldu böyle oldu daha bilmiyorum ya iki günde bu kadar ya bugüne kadar Fenerbahçe'de bir sitede Hepsi yalan, yüzde bir milyon yalan. İletişim tam olarak bu yüzden yok mu? Bunları yalanlayın resmi kanalda. Şöyle söyleyeyim. zaten hani önlem şey yaptığınızda zaten hepsini yani şey olarak yalanlıyoruz da bugün buraya çıkmaktaki bir gayem de bu. Siz yani bana Murat'ın bir, belli bir zamandır beni çağırıyordunuz. Tabi şey. Amacım da bu zaten yani bunların çünkü yalanladığınızda da yine insanlar... Biz sizle bu... de depremden önce yapacaktık programı araya Hı. deprem girdi. Hı. Ee, Dolayısıyla yapmadık programı. <laughs> ee, uzun süredir konuşuyoruz, sizi evet. buraya çıkarmak için. Bun, o yüzden de, yani bunu bir belgeyle yalanladığınızda insanlar inanmıyor ki. Yani birbirine karşı güven şey yapamıyor ama hepsi bi bize... Yani o otelle ilgili şey çıkarttığında araştırdık bile. Ya bakın, şey orada. Ka kamera kayıtları orada. Herkes gitsin baksın. Adisyonlara bile baktık çünkü bu şöyle bir şey. Disiplin vakası olacağı için ya hiç tahmin etmediğimiz bir şey ama... ...biz ulan yoktur, böyle bir şey diyemeyiz sonuçta. Bakıp şey yapmamız lazım. Dolayısıyla bunların hepsinin üst üste oluyor olması yani bilinçli zamanda bu her yerdeyiz diye dediğim şey bu. Yani her koşulda yani şampiyon olmak için bu, bu yolların hepsi mübah müba değil. Bakın ben bugün sadece başka karşı tarafın yaptığının aslında iftirayla yapılanın böyle olmaması gerektiğini anlatmak istiyorum. Fenerbahçe'den değil mi? Bakın bunu muhtemelen diye yani elim em, emin olsam böyle bir şey de, derim ama hani emin değilim ama ya nasıl programlı bir şekilde yapılıyor? Fenerbahçe'nin ya hani kurumsal olarak dahil oldu veya olmadı da böyle bir grup kendi kendine bunu yapıyor. Bunu sosyal hani sosyal medyada. Evet. Yani burada yüzde emin olmadan şey hak yemek şey yapmak istemiyorum. Ama yüzde seksen eminsiniz gibi. Yüzde olasılık olarak böyle olma ihtimali yüksek diye şey yapıyor. Bu yazışmalar nedir herhalde? Şunun için onu şey yapacağım. Şimdi ben de son 10 gündür bunu yapılanlar üzerine diyorum ki ya kardeşim ben de bu, bu işlerin belgeleri var. Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğinin, Zanyola'yı teklif edip alamadığını, şunu bunun. Ya konuşmuyoruz biz neredeyse bir buçuk aydır konuşmuyoruz. Veya zamanda Icardi'nin ki vardı konuşmadık. Kimseye de şey yapmadık. Kimseye servis de etmedik. Kimseye de konuşturmadık böyle bir şeyi. Benim dışımda kimse bunu bilmez. Bilen adama da hiçbir şekilde bunlar çıkarsa senden çıkar. Hiçbir şeye konuşmayacaksın diye tembih ediyoruz. Siz başka bir insanı Niye şey zor durumda bırakasınız Yani bu kadar şeyi düşünüyoruz ya insan biraz bu konuda bir şey gösterir Yani us gösterir Bir akıl gösterir ve der ki ya Yapmayayım bunları konuştuk Bundan sonra bunun önüne almak için Galatasaray aslında şu kadar Milyon doları aldı diye Şey yaptılar Hı -hı. ben size göstereyim Şimdi oyuncu Ya teklifi Bu logolu Fenerbahçe'nin siz görüyorsunuz değil mi Evet, görüyorum. Ha. Bir şey bakabilir miyim? Ha, yok, ben okuyacağım zaten. Hı, bu evet. da kulübe teklifi. Şimdi, bizden çok daha fazla para verdi Fenerbahçe. ha, Fenerbahçe'den de biz başka bir oyuncu, oyuncuyu biz ikna etmiştik zaten. Oyuncu Galatasaray'da oynamak istedi, bu şey olarak olur. Biz 15 milyon, onu da gösterdim, tekrar göstereyim. Onların hepsini de, yani öyle de şöyle söyleyeyim noter huzurunda <laughs> hepsini de paylaşırım. çünkü buna da çünkü o kadar çiğ bir şey var ki maalesef tavır. Bunu da şey yapmaya çalışacaklar. İşte yapalım. Hayır noter huzurunda şey yapılsın. Hepsini ben gösteririm. Bu yazıyor ya şurada. Pardon. Size yazıyor bakın. 15 milyon euro değil mi? Evet. Bunlar da taksitleri. Mount of Euro 15 milyon euro. Evet. 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 5 milyon taksit. Şimdi bahçe'nin teklifi bir de daha demin bonusları da söyledim. 16 bin euro net. Excluding solidarity. Biz de, de öyle. Solidarity dediğimiz %5'i alan kulüp şey ödüyor. Bu da 5 yıllık şey olmuş 16 milyon euro net. 5 milyon euro net de bonuslar. Bonusları söylüyorum. 2 milyon euro oyuncu ilk 11'de 15 maça çıkarsa 250 bin alıyor. 4,5 yıl boyunca. Aradaki fark ne kadar yani? 25 maça çıkarsa bir 250 daha. 35 yani 4,5 yılda her 15 maçta bir pardon önce 15 sonra her 10 maçta bir 250 bin euro bonus alıyor. Yani 2 milyon euro garanti bonus. Adam ancak 4,5 yılın 3 yılı sakat olursa alamaz bu bonusu imkansız. Her 10 e, golde de 300 bin euro alıyor. 4,5 yılda 40 gol atarsa 1,200 alıyor. Eğer grup şeye geçerse Erbaç'e Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyon alıyor. Fenerbahçe UEFA'da son 16'ya kalırsa 500 bin euro alıyor. Fenerbahçe Süper Ligi şampiyon olursa ve yüzde Ne kadar Fenerbahçe'nin teklifi ne kadar zaniyor? Toplam bu 2, 3, 4, 200, 800 daha 5. 21 milyon. Bon, Biz de on, o bonuslarla. Bu bonuslarla ve bunların %100'ü garanti. Bonuslar hariç ne kadar? Bonuslar hariç 16 ama bakın bonustan bonusa. Ben daha demin ki bonusunu şimdi Fenerbahçe 4,5 yılda bir defa Şampiyonlar Ligi'nde grup stage'ine kalabilir değil mi? Gruplara 1 milyon euro. Bu teklif Zaniolo'nun yani. menajerine iletilmiş teklif. Evet, evet. Bunlar kulübe iletilmiş teklif. Peki bunu ama... size niye gönderiyorlar? Ben yani onu şey yapamam. Biz çünkü bizden sürekli fiyat yükseltmemizi ve şey yapmamızı istedikleri için böyle bu, bir şey Biraz önce bu. etik dediğiniz için soruyorum. Bu etik bir şey değil ama değil mi? yok şu, yo, şu yani, an. Fener'in teklifini Galatasaray'a niye götürüyorsun? Ha, şunun için. Şimdi o insanların şeyi de bu benim bunu Icardi'de de aynı şey vardı. Benim bunları hiçbir zaman bakın bu normalde bu kadar Zanyolo ile ilgili 80 tane şey yapılırken ben bunu söyleyebilirdim değil mi? Artık son olaylardan sonra da canımıza tak ettiği yalancı için, duruma yalancı duruma düştüğümüz için açıklama gereği şey yapıyoruz. Yani biz şunu hiçbir konuda gündeme getirmiyoruz. Hiçbir kimseye vermiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar benim başından beri var. Peki, Zamanı da söyleyeyim. P bakın size elime yani elimde olduğu zaman da tarihi de göstereyim ki şey diye düşünülmesin. Bulacağım. Bakın şu görüntü. Tarihi ne zamanmış? 7 Şubat Salı. Hı hı. Zaten 6 Şubat'ta şey yaptık. Görüşmeler yaptıkları. Hem işte kurulan gruplar. Daha o tarihten beri var. Şimdi biz şimdi normalde bunu şöyle yapar. Başka kulüplerde bu olsa. Bak biz aldık. Onu da sızdırırlar. Onlar şu kadar almasına rağmen biz aldık derler. Şimdi biz öyle bir şey yapmıyoruz. Sürekli oyuncu yıpratılıp yok zaten Fenerbahçe istemedi. Yani şu, şunlar çıktı. Biz ona rağmen yapmadık. Roma başkanı aradı sen bunu al diye Ali Koç'a ilk şans ve Ali Koç istemedi bunlar diye hani bunu şunun için söylüyorum. Yani biz, onlar öyle şeyler söylenmesine yani Fenerbahçe'nin istemediği şey oyuncuyu Galatasaray aldı durumuna getiriyor olmalarına rağmen bunları çıkarmadık. Onların üzerinden de 10-15 gün geçti. Ama yani lütfen edebe edeple yaklaşılsın. Fenerbahçeli yöneticilerle kendi aralarındaki konuşmaları da mı size gönderdiler? Bilemem onları. Yani ben sadece bunları söylemiş olayım. Yani. Ee, son tahlilde 15 milyon euro artı biraz önce saydığınız hmm, hmm. bonuslar evet. zannediyorum. Yani şöyle olalım. düşünelim. Çok merak edilen ki şey, 21 milyon euro bonusu Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarıyla bakarsanız 15 yani 2 milyon da gerçekleşebilir bonus olsa 17 olmuş olsun. Yani dolayısıyla bu İlla biz daha ucuz aldık öyle bir şey demek istemiyorum. Sadece şunlar çıkıyor işte 30 verdik Galatasaray şu 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 oyuncuya verilen parada 1 milyon lira, euro aramızda fark var. Yani neredeyse 800 bin 850 bin euro tam şey onun da görüntüsü vardı gösterdim. Yani burada neyse şu bu e, dolayısıyla bu şundan dolayı değil biz, biz daha iyi yapıyoruz daha kötü bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Sadece yeter artık demek için söylüyorum hakikaten yeter artık yani bunu düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ya biz söylemiyoruz. Başkasının bakın yüzde yüz başkalarının elinde olsa şimdiye kadar tüm hepsini de çıkartmışlardı. Hiç. Bizim gibi böyle bir buçuk ay bekle. Şu bu en son artık oyuncu 30'a alındı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin toplam transferlerinden çok daha şöyle şu bu falan böyle. Yani hepimizin herkesin bir camiası var yani. Ee, ben tabi buraya gelmeden önce bazı gazeteci arkadaşlardan ve Galatasaraylı Saraylı camiadan birkaç isimden de size sorular sormalarını istedim. Onları da size soracağım. Bu ee, zanyola meselesi çok konuşuluyordu ama çok soruluyordu. Ee, gayet belgeyle, bilgiyle rakamın Hı. ne olduğunu e, sizden Hı. öğrenmiş olduk bu vesileyle. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında tabi şampiyonluk yarışı devam ediyor. Hı. Bu tip şeyler olur futbolda. Ama iş biraz fazla gerildi gibi görüyorum ben. Özellikle Dursun Başkan ve Ali Başkan arasında sizin de zaman zaman müdahil olduğunuz bir takım konuşmalar var. Hı. İş artık şey noktasına geldi ama yani baya bir gerilim noktasına geldi. Siz sürecin bu halini nasıl görüyorsunuz? Bir, ikincisi daha 10 hafta var ve bu 10 hafta bu, bu şekilde bu gerilme gitmez. Ali Koç, Sayın Dursun Özbey'e bir araya gelelim konuşalım kamuoyunun önünde bunları tartışalım dedi Dursun Başkan bunu kabul etmeyeceğini yani. biraz da sert bir dille e, açıkladı. Neden önce Dursun Başkan kabul etmiyor tartışmayı kamuoyu önünde? Bu bir. İkincisi siz bu tartışmaları nasıl buluyorsunuz? 10 hafta daha var, varken ligin Hı. bitmesine. Şöyle söyleyeyim bizim 10. hafta yani ilk 10 hafta yapılan hatalarla ilgili e, hep federasyona ilettik. İlgili kendi bağımsız aldığımız hakem raporlarını, şeylerini ve e, sonuçta Hiçbirimiz objektif olamıyoruz bu konuda. Maalesef ve 10. hafta artık ve söyledik de yani muhatabımıza şunu da ilettik. Bunların bir şekilde doğru adil noktalara şimdi biz artık kendi şeyimize kamuoyuyla da bunu paylaşmamız gerekecekti. Kamuoyuyla paylaştık. Sonra o paylaşmamız cezalandırıldı. Bir sonraki hafta Alanya maçında işte herkesin de en fikir olduğu bir şeyle pozisyonla diyeyim veya çoğu insanın en fikir olduğu Ondan sonra bir açıklama yaptık malum açıklama diyeyim İşte üstüne tekrar kusura bakmayın özür dilediğim bir şeyle kelimesi o, onun dışındaki diğerlerini bu arada şeyim hala arkasındayım öyle söyleyeyim ee, üslubu şey fazla olmuş falan olabilir ama içeriğinin arkasındayım ama sonrasında e, biz kulüpler çok farklı açıklamalar yapıyor olmasına rağmen bunlara bakarsanız bir de şöyle bir şey oluyor maalesef yani rakiplerimiz 10 tane açıklama yapıyor. Biz o zaman da hep itidal çağrısında bulunuyoruz onlar ki inanın çok zordur. Siz böyle bir görev yaptınız. Kendi camianı bu anlamda yani ona görüp hani çatır çatır senin karşısında sana yani şey iğneleyici veya gerçekten sert şekilde açıklamalar yapıldığında senin böyle yapmayalım düşünmeyelim demen hiç hoş karşılanmaz tabii camialarda. Tersine, tabii. Biz kaç defa 3-4 defa bu şekilde yaptık. Ee, sonra velhasıl olaylar oldu yani bakın şunu söyleyeyim. Şunu ifade ettik biz. Bunları te tekrar etmek lazım. Ya biz kendi lehimize de bir şey istemiyoruz dedik. Lehimize bir şey olduğunda çıkıp konuşan tek kulüp biziz. Yani Sivas maçında çıktık, konuştuk. Zaten yani o kadar olay abartılıyor ki ya biz ben en son Eylül'de konuşmuşum. Ondan sonra Sivas maçında lehimize bir şey olmasın diye. Ondan sonra hiç konuşmamışım. Size tam burada Serdar Ali Çelik'lerin evet. bir sorusu var. Gazeteci evet. arkadaşım çok da severim uh -huh. ben Serdar Ali'yi. Diyor ki bu off-site meselesi Galatasaray'ın lehine değil de Fenerbahçe'nin lehine, Beşiktaş'ın lehine bir e, konuşma olsaydı ve gündeme gelseydi nasıl bir tavır sergilerdiniz? Bunun şöyle söyleyeyim yani bu aylarca Bu ofsaytlı mesele. Şimdi bakın off -site meselesinin yayınlanmasını isteyen biziz mazeretim ve bir bu bir tane etken. Biz dedi ki ya bütün maçlar bağımsız hakem danışmanı şey olsun. Anadolu'daki Anadolu takımlarının maçları da şey yapılsın, yayınlansın. Yani pozisyonlar bağımsız olarak değerlendirilsin. Önce beyin görüntüleri vereceğim dedi. Sonra bir şekilde vazgeçti. Yani çok astronomik bir rakam istedi o görüntüler için. İşte ve bunların hepsi değerlendirilirse bu sefer kim hangi pozisyonu nasıl tepki gösterecek de gösterecek. Veya bariz örneğini söyleyeyim. Bu o saytımsı dediğimiz şey 46. dakikada size ben soruyorum. Bir spor sever olarak veya bir şey olarak bu konuda yöneticilik yapmış birisi olarak. 46. dakikada rakibinizin golünün iptal edilmesini mi istersiniz? 20. dakikada kırmızı kart yememek mi istersiniz? Ee, evet, Ben ikisini de isterim vallahi yani. Yok bir yani. tanesini lütfen. Şöyle. Ha, birini mi seçmek birini, zorundayım yani. yani. Yani ben gol yememeyi tercih ederim çünkü hangi maçtan bahsedeyiz ama ben o maçı seyretmedim bu arada bahsettiğiniz hmm. maçı yani maçta siz çok baskın olabilirsiniz rakip çok baskın olabilir ama ben kişi şahsen da... gol yememeyi isterim yani. yani. 10 kişi 20 dakikada yani 80 Hayır, dakika istemem. 90 dakika yani birisinden Hayır, birisi. Yani 90 ben da... gol yememeyi seçiyorum Hayır. öyle söyleyeyim. Ben bir sürü insana sordum. Onlar muhtemelen şey seçerler ee, kırmızı kart yememeyi defa seçerler. Bu cevabı veren siz oldunuz. Yani bir bir de yani 20 dakikada yiyince. İlk yarı 10 dakika uzuyor, ikinci yarı 10 dakika uzadı. Yaklaşık tabii, 90 tabii. dakika 10 kişi oynuyorsunuz. Zor bir soru ama bu yani. yani. öyle. Vallahi hiç istisnasız, yani Fenerli, Galatasaray, Beşiktaş herkese biz sordum. Daha sayılar sormuş yok, olabilirsiniz yok. ama. Vallahi herkese sordum. Herkese mantık olarak sorduğumda herkes 10 kişi kalmamayı şey yaptı. Şimdi orada pozisyon ne oluyor? Vara gidiyor, vardaki konuşmalarla iptal ediliyor. Ki o maçta biz bir daha geriye gidiyor. Yani e, bir sıfırdan bir bir oluyor. Tekrar iki bir yapıyoruz. Ben o maçtan sonra 2-3 defa Mecnun Başkan'la konuştum. Bizlik bir şey değil dedim ama hakkını helal et lütfen. Yani senin hakkın bize geçmiş oluyor böyle böyle ki o kendisi de dedi ya size bir tane de, biz attık tekrar iki bir yaptınız. Kimse bilemez o maçın nereye gideceğini diye. Ee, bir kere böyle bir yöneticinin yani biz ne düşüncede olduğumuzda bu vesileyle ifade etmiş oluyorum. Yani bir pozisyondan sonra baş, başkanını arayıp ki ben Mecnun Başkanı futbolda tanımışım. Ondan önce tanımam. Şey yapmam. Yani, e, hakkı, he, helallik istemek bile bir şeydir. Bizim aynı pozisyon oldu işte burada. Biz kırmızı kart da kart da iptal edildi. Biliyorsunuz dördüncü hakem veya var. Cebine dönürken hayır. Pozisyon sarı kart diyor. Değil mi? Ha var 8 dakika 10 dakika. Yani birisi işi şey yaparak ne diyeyim. Anti profesyonel bir şekilde iptal ediyor. ki de çat diye profesyonel bir şekilde iptal ettiriyor. Biz ne tepki verdik? Yani bu, bunun onda birini verdik mi? Yani sorunun cevabı burada. <laughs> How are we pull this off? Figure it Biz de tepki verdik. Bu maç, biz de, bir de şöyle bir pozisyon, bir de şu olsaydı Fenerbahçe veya işte Serdar Ali Çeker bunu sormuş, ben de öyle bir soruyor, nasıl tepki verirdi? Aynı maçta da benzer bir şekilde Fener'in başka aynı haftada bir golü iptal edip bir de Galatasaray'ın rakibinin golü. Bizim kırmızı kartımız verilmedi. Yani Allah insanın bunun e, yanlış olduğunu başka nasıl gösterebilir? İki tane aynı pozisyon var. Birisinde bizim kırmızı kartımız verilmiyor. Birisinde rakibimize şey yapılıyor. Yani bunun, bunun yani dolayısıyla bize üstüne bir de aynı hafta bizim, bizim rakibimize kırmızı kart verilmeyen bir pozisyona biz ne tepki verdik? Biz doğru düzgün daha şey tepkiler vermeye çalışıyoruz. Biz de bir camiayı temsil ediyoruz ve e, sayısal olarak veya sosyal medyada şöyle genç nüfusla futbola ilgi alaka diye baktığımızda çok Türkiye'deki en geniş yani rakamlarla baktığımızda bir camia. Dolayısıyla e, cevabı çok açık. İşte iki haftadır bizi de tepki verdik. Normal tepkimizi verdik. O kadar. Reklama gideceğiz. Reklamlardan size sonra size Cem Davran'ın da sorusu bununla ilgili. Yeni MHK başkanıyla olup bitenlerle bu şeye müdahaleyle yayıncı kuruluşun şeyine yayınına müdahaleyle ilgili sorusu var. Birçok insan da bunu soruyor. Hepsini ha. soracağım. Kısa bir aradan sonra Erdem Timur'la konuşmaya devam edeceğiz. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum. Devam edecek. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum. Devam ediyor. Az önce konuştuma devam ediyoruz. Konuğumuz Galatasaray Sportif AŞ'nin başkan vekili Erdem Tibur. Erdem Bey e, özellikle transferi transferiyle ilgili sorduğumuz soruya belgesiyle, bilgisiyle çıktı cevap verdi. E, sorduğumuz sorulara cevap verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gerçi şu anda Galatasaraylıları ve Fenerbahçelileri eş oranda kızdırmış durumdayım ben. E, Galatasaraylılar size çok sert sorular sorduğumu sor soruyorlar. Hatta büyük Galatasaray hesaplarını bana karşı e, harekete geçmeye için çağırdım. Fenerbahçeliler de diyorlar ki derbi öncesi algı yapıyorsun camdaş Eee... Dolayısıyla tam böyle ne Galatasaray'lar ne Fenerbahçeli yayınlanmayan gerçek bir gazetecilik noktasında hmm. durduğum için çok gurur duyuyorum kendimle. Galatasaraylılara Yalt katılıyorum. Öyle mi? <laughs> Daha böyle yumuşak sorular mı tercih hayır, edersiniz? Hayır hayır, nasıl nasıl yani hiç. Aksine siz şey ben programa başlamadan önce siz kendiniz dediniz ki ya yani evet, lütfen evet, ne hiç soracaksanız kesinlikle. ve nasıl soracaksanız sorun. Hiç, hiç. Ee, kesinlikle. Kesinlikle. Ama... Ben de bir şey diyeceğim Zanyol ile ilgili. Hı. Yine bakın yani bu bunları yapmayalım. Benim şey yaptığım şey bu. Yani birisi şey yazmış. Eee Erden Timur şey dedi diye. Ya bunlar gazetecilik veya şey olamaz ve bunu bir kere yani kolay bakın. Zanyolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa yağ sabuncu oluyor yazmış. 30 milyon oluyor. Bonuslar çıkarınca 15 milyon euro. Ben Siz öyle söylediniz ama. böyle demedim. bonuslarla beraber 30'a 30'u. Şimdi şu imkansız bonuslar var. Evet. Dolayısıyla yani gazetecilik niteliğinin içeriğini yazmaktır. Yani buradaki olay bunun yani. Ama onu da söylediniz sizin... yani bonusların imkansız olduğu zaten orada yani şampiyonlar liginin ilk, ilk. Şampiyonlar ilgili... liginin şampiyonu olmak var. Şampiyon, Balon d'Or falan. Balon dor var işte. E, İtalyanın dünya kupasını alması ve yüzde oynamak var gibi gibi yani. O şeydi yani. Şu bir şey midir? bunu Ben ben size şunu soracağım. Evet. Şimdi oraya hiç oraya takılmayın da. Oraya ee, bakarsanız program yapamayız çünkü. Bak, ee, sizin bir açıklamanız hı. var. Hı. Ee, orada yani Galatasaray TV'de yapmışsınız açıklamayı hı hı. diyorsunuz ki bu yapının çok katkısını gördük çok faydasını gördük gibi bir şey söylüyorsunuz. Bir orada tam ne diyorsunuz? O konuşma hmm. ne? onu bir başından sonra bize bir anlatsanız hmm. o hangi yapıdan bahsediyorsunuz? Evet, hep, hep bir kere normal basın toplantısında da söyledim. Dedim ki buranın içerisinde bir klik bir yapı var. Nerenin? Yani federasyonun içerisinde. Hani onu o zaman da söylemiştim. Basın toplantısında da. Şimdi çünkü federasyon yönetiminin e, bu konuda iyi niyetli olduğunu o şey yapıyoruz. Yani görüşmelerimiz ve şeyler neticesinde ve onların da hani katılmadığı bir hani yapı bir şekilde olayı e, ne diyeyim manipüle ediyor, farklı yönlere çekiyor. Burada şu şunu söyledim. Böyle bir yapı devamlılığını hep ser, şey sergiliyorsa muhakkak geçmişte tüm takımlara Galatasaray'a da fayda etmiştir. Yani bu benim bildiğim, ettiğim bir şey değildir. Sadece şöyle bir tespit yapıyorsun. Yani bir bir yapı düşünün bir şeyin içerisinde her tarafla bir şeyi olmazsa sadece bir tarafa hitap ederse ölür o yapı. Her zaman öyledir derin yapıların doğası gereği tüm derin yapılar bu bu şekilde yaşar, yaşamını devam ettirir. Bir zaman birisine, bir zaman birisine, bir zaman birisine fayda eder. Ama öyle şeyler kullanılıyor ki bir de bir insanın yani çıkıp şeffaf bir şekilde konuşması ihtimalleri şey yapması bir ihtimal söylerken ya ben kendim doğru olduğunu düşündüğü bir ihtimali söylerken ben kendi camiamdan tepki alır mıyım? Diyeyim diyeyim. Çıkarcı yaklaşmayayım. Türk futbolunun lehine bir şey söylemesi tersine ta takdir edilecek, saygı duyulacak bir şey. Yani ben şunu da söyledim. Bugüne kadar olmuş mu? E, dört büyük takımın tahakkümü sona ermesi lazım. Bu Türk futbol gelişiminin önünü tıkayan şeylerden birisi dedim. Var mı acaba önceden söyleyen veya Rakibin pozisyonunda Fenerbahçe'nin pozisyonunu sordular. Penaltı Fenerbahçe'nin penaltı verilmedi dedim. Var mı? Yani bizi eleştiren insanların şuna dikkat etmesi lazım. Bakın biz Sivas Spor maçından sonra konuşuyoruz ya. Bariz yüzde yüz kırmızı karttan sonra devre arasında açıklama yapılıyor. Kimse çıkıp öz eleştiri yapmıyor. Başka türlü nasıl düzelebilir? Dursun Başkan da açıklaması da söyledi bunu galiba. galiba. Ya, nasıl düzelebilir? Türk futbolu nasıl düzelebilir? Dursun Başkan çok güzel bir ko şey konuşma yaptı. A gaz sayın Durs yine Dursun Başkan'ın ağzından yaptığı diğer açıklama yine çok şeydi. Yani doğru nitelikli bir açık kamuoyunun karşısında tartışmalarında ne mahsuru var? Fenerbahçe ve Galatasaray başkanının. Şöyle söyleyeyim. Yani sizce bu şeylikle, sertlikle bu şeyle nereye gidecek o tartışma? Yani ondan ne için mı, ondan evet. Yani biz bakın bu kadar siz şu konuşmayı yani 10 tane şahitle şey yaparım. Fenerbahçe çok sert açıklamalar yaparken biz itidal şeyi yaparken biz Dursun Başkan'la da konuşurken yanımızda başkaları var. Demek ki belki biz de böyle bir şey açıklasak, bir şey yapsak birisi birisini öldürecek. Kim bilir? Allah kabul. Basına çıkmadıkça bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Hatta dedim ki belki son bir iki gün içerisinde böyle bir şey olmuştur bile. Kim bunun vebaliyle uğraşacak? Yani ne amacımız ne? Ben bakın sinirlendiğim şeyden sonra beş defa, altı defa, yedi defa Hata mı söylüyorum? Kusura bakmayın. diyorum E yani ne amaçla şey yapıyoruz burada? Esip gürlemesi kolay. Hitabetime de çok güvenirim. Yani ve yani istediği de karşı karşıya gelirim. Çok da güvenirim kendime. O yapı ile ilgili cevabınız bitti mi? Evet. Hani? Cem abinin sorusunu size sormayın. Cem Davran'ın iyi de çok Hı. iyi de Galatasaraydır Cem abi bilirsiniz. Hı. E diyor ki yeni merkez hakem komitesi başkanı atamasını ve ile ilgili başkanın yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nin Galatasaray'ın çıkışını dengelemeye çalıştığını düşünüyor musunuz? Demiş Cem Davran yayından önce ben rica ettim ve sorusunu gönderdi. Size de çok selamlar. Düşünüyorum onu net söyleyeyim. Ee, bunu içerideki yine bur çeyin diyeyim kliğin çeşitli şeylerle yaptığını düşünüyorum. Federasyon içinde clean. Federasyonun içindeki kliyin. Merkez başkanının e, basına müdahalesiyle ilgili konuda zaten kulübümüz de görüşü bildirdi. Bilakis e, o görüşteyim. Çünkü denetlenen makamlar. Ben size neden bana şöyle soru sorsanız diye bir şey diye demiyorum veya istediğiniz soruyu lütfen sorun diyorum herhangi bir şekilde. Çünkü siz benim denetleme makamımsınız basın insanları denetler kamuoyu adına denetim yapar değil mi? bu bunun herhangi bir şekilde bir burada tabii ki hakim şey durumu yoktur ama merak ede bir hakim konusu var hukukta hakim yani sanıkla tanıkla konuyla ilgili kişilerle mahkeme dışında bir irtibatının görüşmesinin veya bir iletişimin olduğu saptandığında hakimin reddi sebebidir. Dolayısıyla siz ne amaçla olursa olsun. Ee, konuşamazsınız şimdi bunun federasyon ya iyi niyetle işte eski çalışma arkadaşlarıyla konuşuyor. Özür verip yağız şimdi mesaj atmış. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Sayın Erden Timur ben dinlediklerimi ve duyduklarımı yazdım. Candaş Tolga Işık da aynı şeyleri duyduğunu söyledi. Yanlış duyduğumu söylediniz. Bu yüzden hata yaptıysam şahsınızdan özür dilerim diyor. Böyle de tweet attığında söylüyor. Bu bunun bu, bu ee, için yani zaten 30 milyona alındı denilen şeyin aslında 30 milyona alınmadığını zaten yarım saat anlatıp o yarım saatten sonra kendisinin şahsına değil herhangi bir şey için onu söylüyorum o denk geldiği için 30 milyona alınmadığını anlattıktan sonra 30 milyon alındı demek o, o şey olmaz yani bunun Şimdi bu ülkesi... MHK başkanı ile ilgili bu tabi yayıncı kuruluşa yani müdahil olma o özet görüntülerin içerisinde Hı. normalde olmayan görüntüyü sokma işi falan olacak iş değil. Kesinlikle. Yani o öyle bir görüntü varsa kamuoyuyla bunları tabii ki paylaşın açık açık herkes bilsin ne olduğunu evet. ama Hani hiç kimsenin haberi olmadan özet görüntüye onu koymak, telefonu açmak, yorumcularla konuşmak falan buna çok garip şeyler. Siz e, Sayın MHK Başkanı ile hiçbir temasa geçtiniz mi? Konuştunuz hmm. mu? Hmm. Bir açıklaması var ama ben hmm. iletişimden yanayım diyor Sayın Başkan. Hmm. Şimdi çok tabii ben de size soru sorma durumundayım. Hmm. Yorum yapmak istemiyorum ama bu, bu iletişim tarzı çok normal bir iletişim hmm. tarzı değil. Hmm. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda sizin şahsi olarak size şahsi hmm. olarak derken hani kulübe kurumsal olarak hmm. özür dilerim bir açıklama bununla ilgili bir bilgi verildi mi? Şimdi federasyonla biz bu konuyu şey yaptık, ilettik bir kere. Ya ben şahsen işledim. size bir şey söyleyeyim. Hı. Ben artık bundan sonra futbol maçı seyrederken Hı. hangi görüntülerin yayınlanıp yayınlanmadığı ile ilgili endişe duymaya başladım. Biz başından beri endişe duyuyoruz. Bununla ilgili e, sayfalarca yani yüzün üzerinde, sonradan tabii her her hafta şey yapıyor, yapıyor. Beyine gidip e, anlattık, rapor sunduk hangi pozisyonların hangi açıyla verildiği, hangi pozisyonun bizim pozisyonumuzun hangi dakika ve saniyede olduğu, tekrarının hangi dakika saniyede olduğu genelde böyle biraz şey olan pozisyonlarda 5 dakika var arada, bazılarında 9 dakika olan var. Biliyorsunuz işte. Bazı yerlerde kameranın görüntüsü yok. Yani Emrah Akbaba'nın pozisyonunu anlattık ceza sahasının içerisinde de ayakkabısı çıkıyor. Kamera görüntü yok ve top ayağındayken oluyor tüm statların kamera sistemlerini, kamera haritalarını çıkarttırdım. Şimdi mesele şu, hiç kimseyi tahminle suçlayamazsınız. Herkesin hakkı var, kimsenin hakkını insan yiyemez. Ne yaparsın? Dersine çalışırsın. Dersin ki, çünkü orada bilerek yapılıyor. Hepimiz de önyargılıyız ya, öyleydi, böyleydi, şöyleydi Ya dersine çalışırsın, bakarsın. Şimdi kamera sistemini sonra yayın... Ee, Bean Sports'un yayıncı kuruluşun e, yayıncılık ilkeleri ve yayın sistemini şey yaptık ve Temelde şu, e, mesela 16 kamera var, bir şeyi gösteren, o bizim saha için söylüyorum, ceza sahasına en fazla kamera yöneliyor, aynı anda 8 kamera ve topu takip etmek zorundalar. Topu takip ederken e, Emrah Baba'nın ayağına basılıyor, yani penaltı, ayakkabısı çıkıyor ve şey yok. Şimdi bunu biz anlatmıyoruz, ya ayakkabısı çıkmış da olabilir, yani şöyle söyleyeyim yani. Mümkün mü bir bağlı bir kramponun bir şey olmadan hani çıkması? Önüne bastığınız çıkmaz bile arkasına ba basmanız lazım tek Şimdi biz bunların gibi ha, e, ve istatistikleri çıkardık. Yani Galatasaray'ın lehine kaç açı var, aleyhine kaç açı var diğer rakiplerimizin yani dört büyük o, nezdinde şey yaptı. Kaç açı var? Böyle bir uçurum vardı. 10. haftaki bizim basın toplantısında biz bunu biraz dile getirmiştik. 10. haftaki basın toplantısından sonra böyle uçurum gitgide şey azalıyor. Hatta şunu dedim ya dedim bari yapmışken doğru yapsaydınız, birkaç hafta daha yapsaydınız da hani konukla yakalanmasaydınız. Yani ondan sonra bir şunu anlattım. Aynı kuruluştan istatistik alıyoruz Opta'dan. Yani e Opta'ya göre şimdi bizim alehe açılarımız ve aleyhe pozisyonlarımız açık ara fazla baktığınızda. bu evet. yani Galatasaray lehine olan demiyorum. Rakibin lehine olan A açılar. Onca Galatasaray'ın aleyhine olan. Yani en fazla ceza aslında topla buluşan takımız en fazla şut atan takımız en fazla kilit pas atan takımız en fazla gol beklentisi olan takımız yani bu insanlar şu demektir bu matematiksel olarak gol atmaya çalışırken bir de beraberinde yumruk atmaya çalışıyorlar demek ki bunu veya pas atarken yumruk atıyorlar şimdi bunlar olmayacak biz zaten buna inanıyoruz bizim şikayet ettiğimiz konu bu ama insanlar şöyle düşünüyor ya Galatasaray kendisiyle ilgili ya biz kendimizle ilgili pozisyon önemse de 85. dakikadaki kırmızı kartı bir tane açıklama yapardık veya birisi yazardı. Yani uzatma dakikaları için rakiplerimiz açıklama yaz, yaz yap, yaparken biz 85 dakikada kırmızı kart için mi yapmayacağız? Ki pozisyon kurala göre çok yani açık net. Yani kuralda dokunsa da dokunmasa da diye yazıyor. Şimdi ne olursa olsun %100 haklı bile olsa bir kurumun başkanı basınla böyle bir irtibat kuramaz bize göre. ha Sonradan yayınlayabilir bunları, sonradanca şey yapabilir, resmi olarak yazı göstere, gönderebilir. Bunların hepsini yapabilir. Yanlış yapıyor olduğunu uyarır. Bir pozisyonun görüntüsünü ne, eksik göstermek kesinlikle yanlıştır. Hani ama biz hangi pozisyonu gösterip göstermediğini bilmiyoruz. Biz hangi pozisyon var ya var, onu bilmiyoruz, bilmiyoruz artık. Aynen öyle. öyle. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani elde kamuoyundaki tartışmaları soru işaretlerini giderecek bir görüntü var. O görüntünün varlığını yokluğunu bilmiyoruz biz. Ve bu görüntünün varlığı sonradan ortaya çıkabiliyor. Şöyle söyleyeyim soru işaretini gidermeyecek bile olsa. soru iş, yani çünkü pozisyonun kart kararını kırmızı kart olması gerektiğini değiştirmiyor o pozisyon. Ama hiç fark etmez neyi değiştirdi. Ama şimdi. tamam da çok çok bariz bir çok görüntü net var. Bir görüntü yani. İşte o yüzden diyorum yani biz bun, yani biz de bundan şikayetçiyiz diye bugün ortaya çıkmıyoruz. Biz o, o 12. haftada da gittik hala her hafta rapor çıkartıyoruz ve onlara bunları şey anlatıyoruz. Biz başından beri bundan şikayetçiyiz. Ama bu tabii yani bu iş yeni dediği biliyorsunuz. Yani evet. geçen sene Fenerbahçe'de yayıncı kuruluştan çok şikayetçiydi ve onlar da çok haklıydılar. Evet. Bu sene herkes çok şikayetçi, evet. onlar da haklı yayıncı kuruluştan diyorum, hakemlerden ve yayıncı kuruluştan. Şimdi bu sene de herkes çok haklı. Şuna kim ne söyleyebilir ki? Ama son ta sorun sorun da çözülmüyor yani. Şu yani şunu mesela niye yapmıyoruz? Ben onu anlamıyorum. Ya yani üç büyük takımın işte üç büyük takım da uluslararası hakemce şey yapsın. Bir hakem triyosu senenin başından beri bağımsız olarak baksın yani ne, Siz ne olur yani. Bunu savunuyorsunuz biz, mi değil mi? biz bunu diyoruz kesinlikle savunuyoruz. Yabancı hakem. Ya yok tekrardan pozisyonların yabancı hakem konusuna da gelip mevcut yaşanmış tüm pozisyonların bu ligin başından bugüne kadar veya lig bitince hepsini yapılsın kime ne fark etmiş ne fark etmemiş. Ama lig bittikten Belki, sonra geçmiş olsun yok, şunun için söylüyorum bakın bugün de yapılsın. Şimdi bir şeylerin geçmiş olsun yok. Bir dahaki sene yine lig var. Bugün yine yapılsın. Bugün ne istiyorsun yabancı hakemle mi olsun şu da olsun biz en fazla zarar gördüğümüzü biz yani biz onu düşünüyoruz. Anladın mı? Yani yabancı raporlarla. hakem meselesi ne diyorsunuz? Biz onu söyledik zaten. Yani yabancı var olsun, yabancı hakem olsun, belli Türk hakem sayısı olsun, belli yabancı hakem sayısı olsun. Onlar eğitimleri çözün, belli bir geçiş süreci koyulsun. O geçiş sürecinden sonra tamamı yine Türk hakem olsun. Yani ama farklı bir yöntem sürekli deliliğin tanımı ya aynı şeyi deneyip deneyip farklı sonuç beklemek, farklı yöntemler denemek gerekiyor. E, Mehmet Ayan'ın sorusu Hı. diyor ki Dursun Bey Florya Kemal Bugaz Riva'dan altın 7 milyar liralık bir fondan ve onun gelecek yönetimlerce dokunulmayacağından söz ediyor Hı. bunu nasıl sağlayacaksınız süzük değişikliği mesela diyor Hı. Mehmet Ayan öyleyim bu çok önemli bir şey, projesi e, iki yıl önce bu işte ilk Burak Başkan'ın zamanında e, böyle bir şey iletmiştik neyse o zaman görüşüldü Dursun Başkan zaten geçmişte de geçmişte başkan olduğu dönemde de gayrimenkul konularında atılım yapan, Kemerburgaz'ı kazandıran, işte Riva projesini yapan, Mecidiyeköy'deki şu anki binayı bu hale getiren inşaatını kişidir ve onun da başkan olmasıyla bu şeylere hız verildi. Konu şu seçimde ben hep bunları da anlattım. Temelde kulüplerin borcu diye bakalım. X borcunuz faaliyet zararınız yani yılda ana faaliyetinizden ettiğiniz zarar Y ise yüzde 8 bir getiriyle yani 100 milyon fonunuz var yılda 8 milyon getiriyor yüzde 8 bir getiriyle e, bir fon oluşturmanız gerekiyorsa yani sizin yıllık zararınızın 12 katı bir fon oluşturmanız gerekiyor dolayısıyla toplam bulmanız gereken para bu işi sürdürülebilir bir şekilde çözmek için çünkü borcu kapamak da çözüm değil borcu kaparsın tekrar borç oluyor X artı 12'ye kadar para lazım bu Galatasaray için ne kadar? İkisi Galatasaray'ın 2.6 milyon, 2.7 milyar lira. Böyle topladığımızda Galatasaray yaklaşık 400 milyon dolar, 450 milyon dolar gibi bir hani maksimum bu civarda diyeyim. Bundan biraz daha düşük olabilir ama şeyle ihtiyatla hesap ettiğimizde bir fona ihtiyacı var. Bunu sağlamadığınız müddetçe işi çözmüyorsunuz. Ben zaten daha demin bir şey dedim ya bu mesele ben niyet sorunu diye şey yapıyorum. Şimdi siz bir derneğe geldiğinizde ilk ne yaparsınız veya bir şirkete ya getir bakayım defterleri bizim borcumuz ne harcımız ne alacağımız ne. İnsanın ilk amacı takımını şampiyon yapmaktan falan önce bu derdi çözmek olur. Çünkü sana emanet edilmiş bir şey var. Yani bunun başka bir şeyi yok. Birileri 30 milyon taraftar adına bir genel kurul var. O genel kurulda seni yetkili kılıyor tamamen. Vekalet ilişkisi var. Emanet edilmiş. Ya dersin ki ben bunu yapamam, beceremem. Hadi bana güle güle istifa edersin. Yani ama görevi kabul ediyorsan bunu çözmekle yükümlüsün. Veya dersin ki ben bunu çözemem seçime gidelim dersin. İstihade edip bırakmıyorsan. Şimdi bunun çözümü için Galatasaray'ın gayrimenkul edinmesi gerekiyordu. Biz parasıyla gayrimenkul aldık. üstünde Galatasaray olan bir gayrimenkul aldık. Şimdi rakamda da yine hakkaniyet. Bakın ben bu işi yapıyorum gayrimenkul işi. Hayatımda hiç kamu ihalesi almamışım. Hiç ee, ne diyeyim? De, emlak konut projesi bile yapmamışım. Ki. Emlak konut hani yarı özel bir şirkettir. Hiçbir imar değişikliği yapmamışım. Yani depremde ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanıyla tanıştım. Hayatımda İstanbul'da 40 küsür tane proje yaptım. Hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanıyla tanışmadım. Çünkü neyse, e, imarı onunla şey projeyi, Yani ruhsatım neyse onu aldım. O öyle şey yaptım. Şimdi bu, burada da Galatasaray'da bu konularla hani ilgilenen başkan ve benim. Kamunun bir şey malı var. Üstünde ben bir sürü iş adamına sordum. Üstünde Galatasaray olan bir malı alır mısınız diye. alırım diyen hiç kimse yok. Yani bırak bir milyar verme yüz milyon. Çünkü Galatasaray'ı Beşiktaş'ı Fener'i oradan çıkartmanız hele antrenman sahasıysa ana şeyse imkansız. Biz burayı satın alarak e, burada geliştirilmiş olan projeyi tamamen Galatasaray yapacak ve Galatasaray hiçbir müteahhitle hiçbir şeyle anlaşıp karını da paylaşmayacak. Tüm gelir, tüm ciro Galatasaray'da olacak. Tüm kar da Galatasaray kalacak. Böyle bakıldığında daha da rakam üst seviyede. Çünkü 100 bin metrekare bir satılabilir alan var. Mecliğe köyü var, Riva'dan gelecek para var. Böyle yapıp borçlarımızı ödediğimizde bu bahsettiğim kaynaktan daha üst bir kaynak çıkıyor. Bu nasıl sağlanacak? Blokeli hesaplarla. Şimdi biz bunu seçimde anlattık. Önce e, Mecidiyeköy'den gelen paralar bir blokeli hesapta tutuluyor. Sonra Florya projesi olunca yine blokeli hesapta tutuluyor. 4 kademeli bir denetim sistemi var. Birincisi işte büyük 4 büyük denetçi şirketten birisi. Sonra PMI deniliyor, proje yönetim şirketlerinden bir tanesi bağımsız bir ihale komitesi var. Onun imzası ve banka imzasıyla ancak para serbest bırakılıyor. Kalan para tüm inşaat yapılıp şey yaptığında kalan bir fon olarak kalıyor. Ve bunun sürdürülebilir olması için o fona kimsenin dokunamaması gerekiyor. Ne bizim yönetimimiz. Mesela şu an bizim Mecideköy'den bir sürü satış ve para var. Hiçbirisine dokunamıyoruz. Bu sistemle duruyor. Galatasaray Genel Kurulu'na bu bu sistemle getirildi. Hepsini tek tek yazdık. İlk defa yetki istenirken bu kadar kendini kısıtlayıcı bir şey koydu ve Galatasaray Genel Kurulu böyle yetki verdi. Kurulacak bu fonun, fon şirketinin ana sözleşmesinde zaten bunların hepsi yazacak. Ana sözleşmesinde yazdığınızda bu bir emeklilik fonu, pension fund gibi veya işte endowment fund gibi bir şey, fonu bunu zaten uzun süreli bir fon oluyor. Sadece getirisini siz kontrol edebiliyorsunuz. Ama genel kurul karar verirse derse ki bunu harcayabilirsiniz. O ayrı mesele. Ama genel kurullarda işte böyle varlıkların harcanmasına zaten karşıdır. Katmaz Ha ülkede çok büyük sıkıntılar olur. şu olur, bu olur. Onlar zaten bunlar yedek akçedir. O zaman harcanır. O yüzden, ve sadece onun harcaması değil. O fonun getirisini de tamamen yönetim kurulları istediği gibi harcarsa yine sürdürülebilirlik olmaz. O yüzden biz altında da 4 tane fon var. Birisi altyapı fonu mesela. Onun getirisi sadece altyapıya harcanacak. Yeni varlık kazandırma fonu. Onun getirisi yeni varlıklar alınacak bununla. Yani şu an nasıl varlıklar var? Yeni, yeni varlık kazanacak. Global Safe Future diye bir fon var. Burada bu e, ee, sovereign wealth fonlar yani ülke fan, fonları gibi işte Katar'ın fonu vardır işte Norveç'in fonu gibi oportunistik ee, opportunistik yatırımlar işte örneğin Facebook'un binde ikisini alacak veya öyle şeyleri hmm. o küçük bir miktarı amatör branşlar fonu olacak bunların dışındakini ne yönetimler istediği gibi harcayacak o yüzden bu yapıyı bir seçimde bu benim ee, nacizane kurguladığım bir sistem ve strateji seçimde de herkese anlattık bu şekilde genel kulüp Çok da akıllıca bu aslında birçok kulüp için yani böyle evet, bir yani. kaynağı bulabilen birçok kulüp için e, nefes alma hatta çıkış yolu olabilir. Kesinlikle yani sürdürülebilir çözüm diğer kulüpler de bu şekilde yani. Çünkü ana faaliyetinden para kazanamıyorsan faaliyet tabii. dışı bir Düşün. alandan para kazanıp sonra da ana faaliyetini karlı hale getirmen lazım. Onunla ilgili de bir sürü projemiz var. Ee, size Uğur Karakulukçu soruyor. Diyor ki statla vadi İstanbul arasını aldılar orayı nasıl değerlendirecekler? Şöyle orada... E, statla vadi arasında 60 küsür dönüm yeri dursun başkanımız e, sağ olsun Galatasaray'a bu yerde Galatasaray'ın üst kullanım hakkı olarak verildi onu da şöyle söyleyeyim bizim aslında orası 260-300 dönüm olarak 6 sıraya verilmişti e, Ali Samiye'nin üst hakkı karşılığı sonra onlar e, Galatasaray'dan gitti gitti sadece 70 dönüm stadın orası kaldı eskiden verilen alanın aslında bir, bir şekilde tekrar geri kazandırılması diyebiliriz burada e, kulübün merkezi olacak. Tüm amatör branşların antrenmanlarını ve çoğu amatör branşın diyeyim tüm değil antrenmanlarını ve yani yaptığı sahalar olacak. Basketbol salonu olacak. işte kapalı salonumuz olacak. Onun dışında e, sporcuların tesis, e, konaklama yeri olacak. E, tamamen yani, yani sahmi bir spor kompleksi, hep spor kompleksi hale getirecek. İnsanların maç günü işte konaklayabileceği, yiyip içebileceği daha işte yeme içme alanları gibi birçok alanı olan bir proje. Projesini de yaptırdık. İşte bu projeler hayata geçtikten sonra bunların yani yer tahsis almak önemli bir şey ama tesis yapmak. İşte Kemerburgaz tahsis alınalı kaç sene oldu? Şimdi yeni başlandı. İşte temeli atıldı. Devam ediyor. Kaynağı bulmadıkça bu tesisleşme olamıyor maalesef. Bu arada yeri gelmişken ben kendi yöneticilik yaptığım dönemden tanırım evet. Dursun Başkanı. Daha sonra tabii gazetecilik evet. süreciyle de konuşmaktan kaldım. Ben bu kadar medeni, bu kadar sorduğunuz sorulara samimi olarak cevap alabilen ve Hı. ulaşılabilen bir kulüp Hı. başkanı çok az gördüm. Var Kesinlikle. ama hani Galatasaray, Hı. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi çok büyük camiaların Hı. önderi olup o mütevazilik zor iş. Ben en son hatta başkanın Başkanı'nın e, rahmetli annesinin Hı. cenazesinde karşılaştım falan. Hı. E, o anlamda da hakkını teslim etmek isterim. Kesinlikle. E, ki ve... camia baskılarına rağmen yani bu şekilde hiç şey yapmadan Kesinlikle. ulaşılabilir, tevazulu biridir. Buradan da çok selam Sayın başkana. Ben kaç yıldır, 8-9 yıldır hep Üzün başkanına ya benim hem başkanım hem abim işte bir liteyim ve e, gerçekten hani o Tevazu insanlığı, duygusal bazı zaten öyle. Ya ben tanıştığımda ben Beşiktaş kulübü evet. yöneticisiydim. O da tabii evet. başkanıydı. Ama ona rağmen hakikaten hem yaşından evet. dolayı. Yani bizden büyük evet. biz ondan küçüğüz. Hem de e, hani evet. ben sonuçta yöneticilik falan biri değilim. İki sene yaptım bıraktım evet. ondan sonra. Yaş da. konusunda çok duyarlı. onu şey, Lütfen. Yok benim yani, <laughs> kendisine her zaman saygım vardır. Yani <laughs> bir camianın başkanı olsun olmasın <laughs> kıymetle veririm. İnşallah da kendisini <laughs> de bu programda konuk edeceğiz. <laughs> hem onu hem o hocayı. Bir soru daha var. Şimdi siz sizin yani bildiğiniz bir sektör bu. Hı, hı Florya ile ilgili ülkede çok ciddi bir deprem yıkılımı hı. yaşanmışken, inşaat maliyetleri bu kadar uçmuşken bir inşaat projesine başlamak doğru mu diye soruyorlar size. Türkiye'de çok ciddi bir, yani doğru bir soru bu arada güzel bir soru onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir arz sıkıntısı var. Yani işte hepimiz hayatımıza yansıyor. Kiralık ev dahi bulunamıyor, şey yapılamıyor. Bu bu kadar hani sıkıntı fark yani özellikle bir de Florya bölgesinde zemin anlamında şey olduğu için insanlar orada güvenli yerler arıyorlar. Bu arada bu soruyu da Serdar Ali sormuş. He. ben Serdar'ın sorusunu aşağı yazmışım. Yazık ki Serdar'ın iki sorusunu sorduk. He. <laughs> He. E, o yüzden de aslında şu an bu sene mesela çok fazla konuta biz işte projeler satışa çıkıyoruz. Yani nasıl diyeyim 15-20 günde daireler bitiyor. Çok fazla talep var. Burada ee, Galatasaray'ın kendi 22 dönüm arsası olduğu için bu arsa bir de yüksek fiyata satılıyor Florya. Biz uluslararası markalar var. Bizim şirketimizin de anlaşmalı olduğu çeşitli markalar var. İşte ünlü diyelim ki işte Kempinski gibi Armani gibi öyle markalarla olacağı için üst fiyat segmentiyle satılacak. Öyle olunca maliyetin fiyatı oranı düşük oluyor. Ha. Maliyetin fiyatı oranı düşük olunca %30'unu bizim sattığınızda depo tutarak şimdi artık öyle yapıyoruz. Kendi depolarımız tutuyoruz. Önden malzemeleri satın alıp depoya koyuyoruz. Yani enflasyonla fiyat artışından az etkilenmek için. O yüzden şu an talep açısından çok zamanı, herkesin yeni bina aradığı bir zaman, yeni binaların fiyatlarının çok arttığı bir zaman ve yeni teknolojiyle şimdi 2018 yönetmeliğine uyan diye arandığında çok az bina var. Ve 2-3 yıldır çok az yapı yapılıyor. Ve bu böyle gitmeye devam ediyor. O yüzden arz sıkıntısı. Maalesef bu memleketin ayrı bir derdi olacak. Şu anda da yaşıyoruz ama daha da büyüyerek gidecek ki barınma temel ihtiyaç. Yani yerine ikamesi de yok. Çadırda barınmana kimse izin vermiyor. O yüzden bölge olarak da çok doğru bir bölge. Bir de bunu biz şey, şey yapacağız. Faz faz yapacağız. Yani tüm fazın riskine birden girilmeyecek. Ben bu futbol meselesinde kulüplerde kimi çok seviliyor gördüysem Hı -hı. sonu hep hüsran oldu. Hı -hı. Ee, Burak Başkan aynı şekilde, ben bizzat çalıştım Fikret Orman Başkan, Fikret Orman için Beşiktaş'ta diyorlardı ki gel ülkenin maliyesinin başına geç ekonomiyi sen yönet diyorlardı. Hı -hı. İki sene sonra paralar nerede diye sorulmaya Hı -hı. başlandı. Şimdi siz çok seviliyorsunuz Galatasaray'da Hı -hı. ve gerçekten siz de çok hak edilerek alıyorsunuz bu sevgiyi. Yani camianın derdini dert ediniyorsunuz, i̇şte çıkarıyorsunuz evraklarıyla, belgesiyle Hı -hı. benim bildiğim ciddi manada kulübe. Hı -hı. Kendi mal, maddi servetinizden de destek oluyorsunuz. Ee, sahiden bir Galatasaraylı gibisiniz yani. Yapılacak her şeyi yapıyorsunuz. Ee, size galiba bunu Mehmet Ayan da sormuş. Bugün gündüz konuşurken söyledi. Ben kendisine bir sordum bunu basın toplantısında dedi. Öyle mi? Soru şu diyor ki e, Galatasaray camiasında ya yani bir camiada bu kadar çok sevilmek sizi korkutmuyor mu? Geçmişte kim bu kadar sevildiyse sonu hiç hayır olmadı. Hı. Şöyle yani hep söylenen Galatasaray'da Galatasaray'a yapılan hiçbir iyilik cezasız kalması falan diye böyle bir Ama bu Galatasaray'a özel yani. bir şey değil. Evet, evet, Gassay bu için değil. maalesef Kesinlikle. böyledir yani. bu. Ben hiç, ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Herhangi bir futbol kulübünde değil her yerde. Sonuçta bizim temel şeyimiz şu. Ee, yani sonucunun bir şey düşündüğünüzde ne oluyor? Demek yani kendinizle ilgili bir gayeniz varsa insanın daha demin de söyledim hakikaten ee, bu tutkunun bir sebebi olması lazım değil mi? Biz, herkesin işte benim için Galatasaray sizin için Beşiktaş ötekisi için başka Fenerbahçe yani bunu da en zevkli şey benim en çok keyif aldığım şey Fenerbahçeli arkadaşlarımdır. Yani her zaman hani so şey sohbet etmesi veya e çok pardon e e hem de o onun yani normalde böyle kimse bu kadar bölünmüş veya şey değil ama tabii ki camialar bir de bu sosyal medyanın şeyiyle çok fazla e, şey oluyor ama hep şunu arıyor insan tutku bu tutkunun bir nedeni olması lazım insan her türlü tutkusun genelde yani insanlar nedenine odaklanmaz tutkusunun tutkusunu yaşamaya devam eder e, bunu bir faydaya çevirmek gerekiyor ve ben şunu düşünüyorum o zaman faydaya çevirmek gerekiyorsa bu aslında müthiş bir e, frekansı çok yüksek bir iş bu. Yani bir mesaj veriyorsunuz her yere gidiyor. Biz ben onu anlatıyorum. iki sene bir kanalda işte program yaptım ve adanmışlıkla ilgili şeydi. Oradaki toplam iki sene boyunca verdiğim mesajın etkisini bir önceki sene basketbol e, da şey yaparken görev alırken diyeyim. E, hiç konuşmamıştım. Sadece en son bir Efes maçından sonra sezonun sonunda iki dakika bir şey söyledim işte sevgi yani sebebi. Onun yayılma hızıyla veya onun toplam ulaştığı insan sayısı iki senedeki insan sayısından çok daha fazlaydı. O yüzden burada şunu şey yapıyorum yani niye korkmuyorumu söyleyeyim? Ne olacaksa olacak insan ona engel olamıyor. Kendinden insan gönlle eminse zaten olacak e, muhakkak yine kendisi için hayırlı demek ki bir nefsi bir şey yapıyoruz ki böyle bir şey oluyor diyeyim veya oradan bir şey öğrenecektir insan. E, toplumu da şöyle şeyler yani en, en önemli değişim kültürel devrimdir. Yani toplumların en çok ihtiyacı olan şey kültürel dönüşüm. Yani ne demek istiyorum? Basitleştireyim. Bizim toplumda şöyle bir şey var ya işte ya uyanık olursan ön alırsın. işte iyi niyetli olursan suistimal edilirsin. Başkasını düşünürsen şey yaparsın. Etik ahlak dersen e, hiçbir şey kazanamazsın. Şey yaparsın. Yanlış bir şey var. Hatta halbuki bizim benim iddiam şu. Belki toplumu bunu göstermek bile ben hep öyle derim bin okul yapmaktan Yani kültürel dönüşüm on bin okul yapmaktan Daha hayırlı bir şey Yani Düzgün davranırsan Ahlaklı ahlak çerçevesine uygun davranırsan Zaman zaman insan dediğim gibi yanlış yapabilir Ama sonra dönüp doğruyu yapmaya devam edersen Gerçekten haksızlık Yapmamaya çalışırsan Olayları tek taraflı değerlendirmemeye çalışıp Manipüle etmemeye çalışırsan Yani edebinden Kayınvalidemden öğrendiğim çok güzel bir şey vardır Terbiyeni kimden öğrendin karşımdaki terbiyesizden Diye sen terbiyeni korursan, doğru davranırsan her zaman normalden çok çok daha fazla başarılı olursunu bile topluma aktarsan. Bir sürü çocuk genç veya bizden büyük insan evet ulan yani iyiler de kazanır derse bu işte tutkunu faydaya dönüştürmek. Şimdi ben bir şeyin faydası peşindeyim. Geri kalan şeyde de ne oldu yani yaralanacaksak yaralanacağız, dayak yiyeceksek dayak yiyeceğiz. Ben hayatımda hiç bu kadar şey yaptım, sevildiğim de yerildiğim de böyle bir şeyle olmamıştı. Ne anlatırsan anlat kendi arkadaşına bile anlatmak için yarım saat harcıyorsun. O Fenerbahçeli sen Galatasaraylı. Benim annem Fenerbahçeli yani. Beş tane dayım vardır babam. hepsi. Babam Garseli. Babam Beşiktaşlı var mı abi? Yok Beşiktaşlı maalesef <laughs> şeyli. Ee, ama çocukken evimizde bir abi vardı. Gürsel abi. O Beşiktaşlıydı. Babamın yanında çalışıyormuş. Ben babam da yalnız kalmasın diye bizim evde kalmış yıllarca. Ben onu çocukken küçükken abim zannediyordum yani. <laughs> ama değil o Beşiktaşlıydı. O beni çok Beşiktaşlı yapmaya çalışmıştı. Dayılarım benim annemin ailesinde şey gibidir yani böyle Ayşe abi inanç gibi Fenerbahçe. Başka hiç kimse hiçbir takımı tutamaz yani. Herkesi, o yüzden dayılarım beni çok Fenerbahçeli yapmaya çalışmıştı. Yani bunlar bir noktada boş işler. Herkes doğruyu konuşup gerçekten doğru. Ben bir şey ya illallah ettiğim için bunları şey yaptım. Arkadaş bunlar normalde ne olması lazım? Çıkıp ben bir şey böyle bir şey başıma gelse nasıl daha dedim ya Mecnun Başkanı arayıp diyorum hakkını helal et veya işte biz açıklıyoruz bize şey yapılmasın iltimas geçilmesin diye böyle bir şey olsa ben arar derim ki ya arkadaş sen iki aydır elinde böyle bir şey varken susmuşsun helal olsun bu kadar şeye rağmen susmuşsun helal olsun kendini savunmak için onu ortaya çıkardın derim teşekkür ederim şimdi ne olacak Oo, ortalık velveleye verilecek ateş edilecek şunu yapılacak böyle boş işlerle uğraşılmaması lazım Icardi'nin 8 milyon euro çıkış maddesi var mı yok Eee bir gün başkan olmayı düşünüyor musunuz? Hayaliniz var mı böyle bir hayaliniz? Çok gelir bu soru bana da. Ee, ki bir hep de yani eskiden dediğim yöneticilik falan şey olmadan önce dediğim kim istemez? Yani her bir takımı iyi tutan taraftarın hepsi ister yani böyle bir hayali vardır yöneticilik veya başkanlık. Ama bir dünya çeliği için çabalamak yani. Ee, şey gibi romantik bir söylem gibi gelmesin İnsanı çok kısıtlayıcı bir şeydir yani bir hmm. dünya amacın yani çok para kazanacağım boş bir şeydir sen başka bir ideal için çabalarsan zaten beraberinde senin parayı arkandan atıyorlar kazandırıyorlar yani o yüzden basit bir dünya amacı Galatasaray başkanlığı, kulüp başkanlığı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon başkanlığı çok önemli bir mak makamdır ama sonuçta bir dünya hedefidir öyle o olduğu için başka bir amaç için çabalamak güzel gönlüm ister ama insanın amacı öyle şeyler olmaması lazım yani herkes bilir ben hmm. Beşiktaşlıyım. Eee fakat futbolun içerisinde hele sadece gazetecilik değil ya yani kulüp yöneticiliği de yaptığım dönemlerde de gördüm ki her alanda olduğu gibi hayatın futbol kulüplerinde de futbol dünyasında da iyi insan bulmak çok zor iş. Var tabi, hmm. Yani şüphesiz çok iyi insanlar var ama çok kolay değil. Yani her alanda öyle iyi mühendis hmm. bulmak, iyi birçok meslekte hmm. iyi birisini bulmak gibi. Ya benim hayatımda bana sorsanız futbol dünyasında tanıdığın en iyi kalpli insanlar kimlerdir diye muhakkak listede en başlarda bir yere Okan Buruk yazarım. Evet. Ben. Yani Galatasaraylığına sonsuz saygım var. Zaten başarısı ortada. Şampiyonluk yaşadı. Hı. Şimdi Galatasaray'da da şu an şampiyonluğa gidiyor. Çok başarılı. Yani Türkiye şampiyonluğu da yaşadı. Türkiye e, kupası şampiyonluğu. Yaşadı. Evet. Yani bütün rakiplerini bazıları farkla yendi. Evet. Yani Galatasaray'da da. Hı. Ama size bir Okan Buruk sorayım. Siz Okan Buruk'u nasıl tanıyorsunuz? Sizin Sizdeki Okan Buruk nasıl biri? Hmm. Ee, ve şampiyon olacağına muhakkak inanıyorsunuzdur ama çok zorlu bir süreçte aynı zamanda. Yani hem hmm. ezeli rekabet var hem bir yandan dediğiniz gibi bir sürü etki var sağdan hmm. soldan kamuoyu baskısı var. Yani Başakşehir'de şampiyon olmak çok büyük başarı ama Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta şampiyon olmak Başakşehir'de şampiyon olmaya göre bence bir tık daha zor bir şey. Kesinlikle. Ee, birlikte çalıştığınız için de soruyorum. Evet. Bize biraz sizin tarafınızdan Okan Buruk anlatsanıza. Bir kere çok doğru tarif ediniz. Çok iyi kalpli bir insan. Yani çok güzel gönlü var. Ee, ben kendi yani futbol dışındaki kendi şeyimde de hep onu bulmaya çalışırım. Yani iyi kalpli insanlar bir araya geliyorsa bir şekilde sonucu güzel bir şeyle bitiyor yani. Öyle veya böyle. Onun yüzden hem çok gibi e, gönlü, o bizim mesela oyuncular da bunu fark ediyor. E, ee, Herkese çok zor yani bir şey hayırı bile çok zor söyler Okan Hoca. Şey. İnsanları şey yapmamak için işte kırmamak için diyeyim. Yani çok futbol şeyi müthiş yani atıyorum işte İtalya ikinci Ligindeki oyuncuyu bilebilir. Yani böyle scout ekibiyle veya kendimiz işte transfer şeyinde o hakimiyeti çok yüksek. Çok hani dostluğu ve şeyi çok başka. Onu söyleyebilirim. Ve hakikaten yani sonuçta Galatasaray'da evet Galatasaray'ın 12 yaşından beri Galatasaray ocağından yetişmiş birisi ama yani geçen sene 13. bitirdiğimiz için lig zaten hızlıca başarı isteniyor falan zor bir ortam bu ortamda da hep en çok eleştirilen insan oluyor yani 14 maç kazanıyor 15. maç oluyor e, muhakkak biz de eleştiriliyoruz kim eleştiriler haklı ona hiçbir itiraz yok e, ama e, çok da şey Çalışkan, bir de müthiş bir iletişim kurmuş takımıyla Hı. da, yani kendi Hı. oyuncularıyla da inanılmaz bir Hı. iletişim kurmuş. O da büyük başarı. Yani Hı. iyi insan olmanın biraz da getirisi bu galiba. Kesinlikle. O samimiyeti yakaladığınızda doğru Hı. iletişimi kuruyorsunuz. Evet, evet. Bir de onu anlayacak oyuncu potansiyeli de önemli. Yani buradaki olay, biz hani bu kar, karakter analizi yaptırdık diye hep oyuncuları her alırken, çünkü transfer geldiğimizde birçok işte bağımsız e, veri analizi yaptırdık da işte dataları bir de karakter analizi yaptırdık diğer raporlar dışında. Orada hep onu yani uyumlu işte winner karakter, profesyonellik, çalışma disiplini, uyumlu karakter olması ve iyi insan olması. O karakter analizi dediğimizde sadece analiz de değil bu arada işte eski şey takımdan, altyapı takımındaki hocasından tutun da kimisinin komşularına kadar hani gidip görüşülüp şey yapılıyor, analiz yapılıyor. İşte buna da çok yatkın bir ekip de var. Şimdi program bitiyor ama ben şeyi çok merak Hı. ediyorum. Fener'in Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın inanılmaz borçları var yani Hı. sizin 4.6 yanılmıyorsam. Bizim iki, Yani şöyle yükümlülük iki, yani bizim finansal borcumuz 2.7. Orada yükümlülükler ama yükümlülüklerin yanında gelirler de var. Dolayısıyla aslında 4.6 sizin sözleşmelerinizle olan yükümlülüğünüzne liability denildiği bilançodaki ama onun yanında her yıl işte ne bileyim sponsorluk gelirleriniz, yayın gelirleriniz var. Onları koymadan sadece Hükümlülük Tabii. diye bakılıyor. Banka borcu diye bakmak lazım. Yani, 2.7. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de yani az çok öyle. Beşiktaş'ın 5 beş küsür yanılmıyorsa. Evet. Şimdi bu kadar çok büyük borçlar olduğunda bu borçları ödemek mümkün değil. Evet. Borçları yüzdürmek mümkün. Yani evet. hep öyle söylerlerdi bizim yönetim kurulunda. 3 e, kulüp içinde böyle. E, ciddi manada da transferler yapıyor. Evet. Galatasaray bu sezon ya çok iyi transferler yaptı. Çok iyi oyuncular aldı. E, bu paraları nasıl ödüyorsunuz? Ya bu gibi soruyu şu an, Ali Koç'a da Ahmet Bütçebi'ye de sorduğum için size soruyorum. Evet, çok teşekkürler. Ş şöyle söyleyeyim. Bizim e, yani bu sene kurulan e, kadro işte son 15 yılın ben transfer şeyini transferden önce onu inceledim. Yani doğrular neler eksikler neler ona bakmak için. E, işte en fazla bir senede iki tane yıldız alınmış. Şimdi bu sene e, çok daha fazla ve onlara ödenilen maaşlar geçmişte 6 milyon 7 milyon euro maaşlar e, da... Ödeniyordu işte yıldız oyuncuları kimisi de 5 milyon. Şimdi tabii daha şey az ama toplam yükümlülük diye baktığımızda bir transferin toplam bütçesi aslında o senene ödediğiniz ve maaşı ve bon servisi değildir. Maaş çarpı bon servis işte çarpı süre artı menajerlik ücrettir. Öyle baktığımızda e, kulüpler ciddi yükümlülüğe giriyor. Bunu ilk başta faaliyet karı ile sağlayamıyorsunuz. Yani faaliyet dışı gelir elde etmeniz lazım ama bu sim sistemden çıkabilmek için biz şimdi işte büyük kurumlarla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ben bu genel kurulda da çok az bir kısmını gösterdim. İşte gelir ağaçlarını çıkartıyoruz biz. Ee, i̇lk 20 yani Deloitte Money League'deki ilk 20 kulübün gelir ağaçları. NBA'deki 5 kulübün gelir ağacı. NFL, bunun Amerika çünkü bu spor pazarlamasında en üst Tabii. ülkedir. Yani nelerden gelir elde ediyorlar, nasıl gelirler elde ediyorlar. Bunun bir e, yan, yani side business analiz denilen yan, yani bunun alakalı iş analizinde ne var? İşte enter, yani eğlence, entertainment şey var. Şey Onların hepsi. NFL'de ayrı kulüpler, şirketler kuruyorlar. Tabii, tabii, biliyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Yani tabii. nasıl bir şeye dönebiliriz? Ha. Gelir modellerini nasıl ha. çeşitlendirebiliriz diye kulüpler içerisinde ayrı, ayrı şirketler şey, ayrı. var. Aynen. aynen ve Bunların hani marka değerleriyle ilgili analizler. Hepsindeki amaç nasıl? Bu gel gelir kapasitesi. Çünkü bu gelire çıkmanız lazım. Bir gelirleri çeşitlendirip birçok şey yapmamız lazım. Çünkü biz sadece ana bildiğimiz konvansiyonel 7-8 tane konudan Gelir, gelir elde ediyoruz. Geri kalanına çok e, şey yapmış değiliz. Bir diğer taraftan Türkiye'nin rekabet edebilmesi için ilk 10 ekonomi arasında olması lazım ki çünkü bizim Galatasaray olarak hedefimiz oradaki ilk 10 takım arasına girmek. Yani yeniden şampiyon olmak dedim Yeniden Avrupa şampiyonu olup oralarda olmak. Ama bunu da böyle şekilde yapamazsınız. Ne yapabiliriz? İşte e, multi club formasyon dediğiniz yani aslında işte oyuncu yetiştirerek yani yeti geliştirici ve yetiştirici kulüp olmanız lazım ama A takımda yarışmacısınız orada yetiştirici yani geliştirici olamazsınız öyle bir imkan yok. Farklı kulüpler işte Belçika'dan bir kulüp şey yapıyoruz. Şimdi Avrupa'yı 6 bölgeye ayırdık. Onun Avrupa dışında Güney Amerika'yı 2 bölge bir Kuzey Amerika ve Afrika diye toplam 10 bölgede A takım kulüplerle anlaşacağız. Kimisini ortak olacağız, kimisini satın alacağız, kimisinde işte e, feeding club anlaşması olacak, kimisinde işte pozisyon kiralama pozisyon hiring denilen anlaşmalar var yani süre alacak çünkü Galatasaray 500 dakika veriyor diyelim ki genç oyunculara işte eğer çok iyi bir yıldızınız vardır işte Fenerbahçe'de Arda Güler örneği var işte süre alıyor onun dışında işte Galatasaray'da o o Arda'yı beğeniyorsunuz değil mi? beğeniyorum gayet yani çok iyi bir oyuncu ve Türkiye'nin geleceği anlamında da gerçekten çok değerli bir noktaya gelecek inşallah Allah gaza bela vermesin şansı bol olsun Burada e, onun dışında da süre çıkartmak gerekiyor. Dolayısıyla bu tip şeylerle Lig 2'den, Fransa Lig 2'den bir takımınız olacak. Oraya süre vereceksiniz. Bir de altyapı anlaşmaları. Dolayısıyla bu multi club, yani çoklu kulüp formasyonunu oluşturduğu zaman kulüpler yetiştirici, geliştir yapıp oyunculardan para kazanacak. Başka türlü bu işin çıkış yolu yok. Erdem Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. Ee, güzel bir sohbet oldu. Galatasaraylıları da Fenerlileri de çok memnun edemedik ama olsun. E, en azından size sorularımızı sorduk. Sorulara cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben ee... teşekkür ederim. Şampiyon olursanız da şampiyonluktan sonra da yine de bekliyoruz sizi programa. İnşallah. Sevgili seyirciler, geçen haftalarda Erkan Başı çıkardık. Ali Babacan'ı, Canan Kaftancıoğlu'nu konuk ettik. Bu hafta biraz Cumhur İttifakı'na da mikrofonlarımızı uzatacağız. Bugün bir futbol arası verdik. Erdem Bey'le uzun süredir program planlıyorduk. Bugün gerçekleştirdik. Yarın yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan az önce konuştuğumda konuğumuz olacak. Cuma günü de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kalın konuğumuz. Sonraki haftaya da bakacağız. Hoşçakalın. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum sona erdi.